Dokuhom, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i sunar. Efendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la Yemekteyiz de 75 bin lira ödülü ve yeni yarışmacılarıyla haftanın ilk günü başlıyor. Şimdi gelin ilk olarak bu haftanın yarışmacılarını yakından tanıyalım. İlk gün yarışmacımız Hatice Barış Ataman. 32 yaşında, bir çocuk annesi, aslen Diyarbakırlı. Pilates eğitmeni hanımefendi fit olmaya özen gösteriyor. Gelin görün ki Diyarbakır yemeklerinden asla vazgeçemiyor. Yöresel yemekleriyle herkese meydan okuyor ve rakiplerine ilk günden bay bay diyor. Salı günü yarışmacımız Çiğdem Çelik'ten. 46 yaşında, 3 çocuk annesi, aslen Şanlıurfalı. Hanımefendi Gemlik'te lokanta işletiyor. 500 kişiye yaptığı yemeklerin yanında rakipleri ona vız gelip tırıs gidiyor. Farklı yörelere ait geleneksel tatları buluşturuyor ve 75 bini alacağı günü iple çekiyor. Çarşamba günü yarışmacımız Arzu Paşi. 48 yaşında, 2 çocuk annesi, aslen Artvinli. Darbuka çalmaktan keyif alıyor. Yemek konusunda kimseyi rakip görmüyor. Pratik ve geleneksel tatların peşinden koşuyor. Hanımefendi herkesi zorlayacak gibi görünüyor. Bugün herkesin ekmeğini pazara çıkaracağım. Korksunlar benden. Perşembe günü yarışmacımız İsa Akdemir. 40 yaşında, 2 çocuk babası, aslen Erzincanlı. Tekstil firması sahibi beyefendi kendini iş insanı olarak tanımlıyor, mutfakta kendine çok ama çok güveniyor. Tarzıyla olduğu kadar yemekleriyle de dikkat çekiyor, beyefendi bu hafta çok konuşulacak gibi görünüyor. Çok iddialıyım. Metroseksüel bir erkek, nasıl yemek yapar herkese göstereceğim. Cuma günü yarışmacımız Erdem Gençtürk. 49 yaşında, bir çocuk babası, aslen İstanbullu. Medya sektöründe çalışan beyefendi hem ekranları hem de yemek yapmayı çok seviyor, lezzetleriyle herkesi şaşırtıyor. Beyefendi yemekleriyle de kendi tarzını ortaya koyuyor ve 75 bini alacağını dünya aleme duyuruyor. Bütün yapay zekalara, bütün montajlara, her türlü üstüme gelinmelerine rağmen doğru adam Erdem olarak bu yarışmada birinci olacağım. 75 bin tabii ki bu hafta benim olacak. Herkes görecek. Yani kim akıl verdiyse akıl hocalarına bir sormak lazım. Nasıl oldu da böyle bir yanlış beni seçtin, tercih ettin diye. Hani televizyonlarda bir elektronik eşya olabilir, telefon olabilir. Evet. Ve hani bala pek girmiyorum çünkü o sıkıntılı. Bu tip ürünleri ekranlarda tanıtıyorum. Ama ben güvenip almam sizden. Erdem Bey, senin karakter oradan geliyor. Onun haricinde... Bu dövmeler falan hani ne oluyor her tarafta? Dövmeler böyle. Ne oluyor? Bu dövme tato diye geçiyor. Tato. Dövme oluyor yani. Üstüne para versen parmağımın üzerine mi dövme yaptım? Valla ben de sana üstüne para versem ben de böyle gelmem. Yani ben metroseksüel bir insanı sevmem mesela. Ne alaka benim dövmemle bunun masada konuşmasının alakasını onu tam olarak anlamadım. Kendi çok demode bir adam. Ya kendisine çok gıcık kaptım. O kadar iştahla yiyorum ki, çok beğendiğim için. Öyle mi? Kravatıma damlattım. Erdem Bey, bilseydim size özel bir önlük getirirdim. Ben gelin size özel eğitmeni. Ders vereyim. Çünkü siz çok fazla karbonhidrat tüketmişsiniz, belli yani. Erdem Bey, daha çok konuşarak spor yapmayı seviyorum. Çok özür dilerim, ben kemik mi yiyeceğim? Efendim? Kemik mi yiyeceğim? O kemikli et zaten. Ama et yok üstünde. Tamam, o öyle oluyor işte. Diyarbakır sebze yemeği. Kendi yöresi haricinde farklı yemekleri yapmada kabiliyet olmadığını düşünüyorum. Bana bu yemekler önüme gelse ben bunlara zaten hem fazla yemem hem de doymam. Doymazsın. Doymam bunlara. Belli zaten. Doymam. Getireyim mi biraz daha? Yani et kısmına biraz mısın getirebilirsiniz? Tamam. Vallahi olur. Bak bana et güzel gelmiş. Getireyim. Erdem Bey'i doyuramıyorum. Ah, gözü doysun.
Ete gel, ete gel. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Evet. Bir kilo et var içinde Arzu Hanım, Allah gözünüzü doyursun. 10 gram kemik. Arzu Hanım, sizin o kadar dudağınız şişik ki tat almamanız çok normal. Doku Home'un sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz devam edecek. Hayatım, 5 dakika kaldı hadi. Sofra bende, sen çayı koy hayatım. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Hadi bakalım çaylar. Oh! On bir ayın sultanı Ramazan. Gönüller huzur, masalar bereketle dolsun. Dün olduğu gibi bugün de Ramazan'da çaylar bizden. Çaykur. Evet, harikaydı. Saat kaç oldu? Oy kuzum. Kreşte uyuyordur şimdi. Hala inanamıyorum. İstanbul'u yaşanmaz hale getiren koşulları ortadan kaldırmak ve bu benzersiz şehirdeki her anımızı eşsiz yapmak inanın hayal değil. Sistem İstanbul'la kadınlardan öğrencilere, yaşlılardan engellilere kadar herkes hayalindeki İstanbul'u doya doya yaşayacak. Eşsiz İstanbul için Sistem İstanbul. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Aysel teyze, Sibel'ler, Hüseyin enişte de gelirse iftarda 10 kişiyiz. 10 mu kişi? Bunun alışverişimizi açmasın bak. Her şeyin hesaplısı lazım. İyice bak. Kampanya. Kampanya falan varsa kaçırmayalım bak. En uygun fiyatlar neredeymiş? Aç çabuk bak. E hayatım, getir büyüye bak. Getir büyüye bak. Hep uygun fiyatlarla bereketli Ramazan alışverişi için getir büyüye bak. Getir büyük, fiyatlar küçük. Ramazan beklemektir. Sabırla beklemektir. Heyecanla beklemektir. Beraber beklemektir. Paylaşmaktır. O ilk yudumu beraber almaktır. Ramazan, sofranda herkese yer açmaktır. Beraber olunca Ramazan'ın tadı bir başka. Satış noktalarında ve acarhome.com'da. Mutluluğa kapı açar, her evde açar. 100 TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin oğlum. Baba hamburger. Hamburgerde de 100 TL'lik indirim. Aklına geliyor. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. 100 TL indirimi defalarca kullan, istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Demet ve Jess'le Gel Konuşalım. Hafta içi her gün canlı yayınla TV8'de.
çocuklara büyük destek geliyor. 30 bin kız çocuğu annesine eğitime başlangıç desteği 3000 TL. 100 bin dezavantajlı öğrenciye 3000 TL eğitim desteği. İlk ve ortaokul öğrencilerine yılda 2 milyon okul beslenme paketi. 50'si kısa mola merkezi, toplam 100 yuvamız İstanbul. 39 ilçeye çocuk sanat merkezleri. Engelli çocuklar için ağız ve diş sağlığı merkezleri. Ve 600 çocuk oyun alanıyla İstanbul'a hizmette tam yol ileri. Ekrem İmamoğlu. Aradığın güç içinde. Supredin her gün yanında. Supredin Focus, multivitamin, mineral, ginseng ve zeytin polifenolü içerir. Hayat seni zorladığında duracak mısın? Yoksa Supredin, durma, devam et. Bayer'den. Divan Ev keyifli seyirler diler. Şimdi belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize 126 ekran 4K Android Beko TV hediye. Üstelik 24 aya varan taksit fırsatıyla Divan Ev mağazalarında. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Emre öğrenci. Bugün burada, yarın ailesinin yanında. Ama nerede olursa olsun Atasun Optik'te hep yanında. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Bugün antrenman ne zorluydu kızlar. Ama gün bitti. Şimdi biraz eğleniriz. Hatta dans ederiz değil mi? Ederiz de. Ben önümü görebilsem. Nasıl oluyor da bütün aynalar buğulanıyor, seninki buğulanmıyor? E olsun o kadar. Yılların deneyimi. Demek sırrı buymuş. Bingo yüzey temizlik havlusu. Buğulanmayı mı önlüyor? Bu her yerde kullanılıyor. Mesela bunu da temizliyor. Ayakkabıda da olur mu mesela? Bingo yüzey temizlik havlusu. Her yeri kolayca temizler, tozlanmayı geciktirir, parlatır, iz bırakmaz. Şahane olmuşuz, net. Tertemiz duyguların sponsoru Bingo. Budur. Tatil budur. Tatil seçimini maceraya bırakmayın. Hayalinizdeki tatili doyasıya yaşamak için doğrusunu isterseniz tatil budur. Makarna artı yeni içim kajun baharatlı labne. İçim labneden farklı bir lezzet. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de. %100'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin. İşten dönen hanım. Pizza mı söylesek? Pizzada da %100'lik indirim. Oğlun. Baba hamburger. Aklına geliyor. Bunlar benim eşim değil, çocuğum değil. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. %100 indirimi defalarca kullan, istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Şimdi iş bir yatakta eskiyen yatağınızı 8000 TL'ye varan indirimle 8 taksitle değiştirme zamanı. Yatak uzmanından iş bir yatak. Aman da aman, Karadenizli gelinim hamsili pilavını yapmış. Afiyet olsun anneciğim. Ben de meşhur hamsi sus piyazımı yaptım. Varsa yoksa gelinli. Bir de şu damadının yaptığı çiğ köfteyi. Oo! Bravo damat. Tat farklı yat, tat farklı yat. Türkiye'nin sevdiği tat. Şimdi 2,5 litrelik Coca-Cola 3 litre paketlerinde 500 mililitre daha fazla. Sana en yakın bakkalında. Coca-Cola ile sofrana lezzet kat. Dört dörtlük beslenme için haftada en az 4 kez durum. Mesela bugün benim efsane lezzetim nohut. Harika. Ve duru kalitesi, duru lezzeti. Çok lezzetli. Duru uzmanlığı. Hayata dolu tarafından bakmanın formülü eşittir. İçim süzme yoğurtla kolayca hazırladığım mezeler. Eksi hazırlık telaşı. Artı aynı kadro. Artı rengarenk mezelerle dolu bir sofra. Artı uzayan sohbetler. Kıvamı pürüzsüz, lezzeti ödüllü içim süzme yoğurtla hayata dolu tarafından bak. Göründüğünden daha fazlası. Trend olmak cool. Kendin olmak daha fazlası.
Yeni tatlara düşmek güzel. Birlikte daha fazlası. Dimesku, göründüğünden daha fazlası. Onunla geçirdiğimiz her an büyülü ve sevgi dolu. Yeter ki pişik bu anları bölmesin. Biz artık pişiyi beklemiyoruz, önlüyoruz. Pediatristlerin bir numaralı tercihi Bepantol Baby Pişik Önleyici Merhem'le pişiyi bekleme, önle. Bayer'den. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Türkiye bize güvendi. Biz de milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. Şimdi diğer şehirlerimiz de bunu bekliyor, yeni umutlar yeşeriyor. Türkiye'nin her köşesi, her bir vatandaşımız dayanışmacı ve eşitlikçi belediyeciliği hak ediyor. Biz de halkımızın sesini duyuyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte kazanacağız. Mutlu, sağlıklı, güvenli şehirlerde Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Doku Home'un sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz devam ediyor. Bugün aslen Diyarbakırlı yarışmacımız Hatice ile beraberiz. Hoş bulduk Yirmiz. Ya ne güzel bir aile var karşımda. Teşekkürler. Ve haftanın ilk yarışmacısı... Benim Hatice. Hatice'cim tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Beyefendi ve küçük hanımefendiyle de tanışmak isteriz. Melisa Nur kızım. Ahmet aşkım, eşim. Beraber geldik. Melisa'cığım çok güzelsin. Evet Melisa. Teşekkürler. Hatice'cim önce seni biraz tanıyalım. Hadi bize kendinden bahset lütfen. İsmim Hatice, 32 yaşındayım. Aslen Diyarbakırlıyım. 6 aylık evliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Nasıl tanıştınız çok merak ettim. Valla biz bir eğitimle tanıştık Gürbüz. İlk görüşte aşk diyebiliriz buna. Aynen öyle. Ondan sonra zaten bir yıl içinde evlendik. Ya ben niye böyle ilk görüşte aşık olup evlenemiyorum? Biz daha ilk aşkınızı görememiştik. Kaldım böyle bir başıma. Siz ikinci baharınızı yaşayın. Oh vallahi. Biz ikinci baharımızı yaşayalım. Sen daha biri bulamadın. Evet öyle. Hatice'cim çalışıyor musun? Antrenörüm. Spor salonu işletiyorum Diyarbakır'da. Peki sen Diyarbakır'da mı yaşıyorsun? Hayır ben İstanbul'da yaşıyorum. Burada yaşıyoruz ama kulüp orada. Hayda. Kulübe kim bakıyor? Ortağım var. Bu arada ona sevgiler. Kübra'cığım seni çok seviyorum. Zor olmuyor mu? Diyarbakır'a gidip geliyor musun? Ayda bir gidiyorum. Zor olmuyor. Hem işim başında duruyorum. Hem burada zaten özel ders veriyorum. Öğrencilerim burada da var. Ahmetciğim sen ne iş yapıyorsun? Ben bir yayın evinde yönetici olarak çalışıyorum. Aslen Artvinliyim. Bu arada yarışmacılarımızdan biri de Artvinli. Önemli değil Gürbüz. Diyarbakır yöresi yemekleri yapacağımız için. Şimdi biriniz Diyarbakırlısınız, biriniz Artvinli. İki farklı yemek kültürü. Peki arada lezzet uyumu var mı? Şimdi lezzet uyumu yok. Şöyle yok. Tamamıyla farklı. Diyarbakır yani Güneydoğu'da tamamıyla yemeklerde bazen et oluyor. Yani genelde et oluyor daha doğrusu. Ama bizde Karadeniz yöresinde böyle olmuyor. Bence o yörenin yemekleri çok çok güzel. Yarışmaya da ünlü şeflerden biri gelmeyecekse eşim mutlaka birinci olacak diyorum. Melisa'cığım sen kaçıncı sınıftasın? Ben 5. sınıfa gidiyorum. Vay! Sen bayağı büyükmüşsün ya. Dersler nasıl? Güzel. Yarı dönemde takdir almışsındır herhalde. Hayır. Ama bu dönem alacaksın bence. Tamam. Hatice'cim yemeklerin çok mu iyi gerçekten? Ya çok iyi şöyle, çok lezzetli yemek yapıyorum. Benim annem zaten bizim sülalenin içinde en güzel yemek yapan kişi oydu, Allah rahmet eylesin. Ben ondan öğrendim. Daha Melisa'nın yaşındayken annem bana böyle sarma sardırırdı falan. Ben de böyle eline bakardım. Güzel yapıyorum. Şu ana kadar yemeğimi yiyen herkes çok beğendi. İyi de biliyorsun. Yarışmada güzel yemek yapsam bile eleştiriyorlar. Ahmetciğim eşini çok eleştirecekler vallahi. Bence eleştirenler tamamıyla kendine göre yorum yapacaklar. Hatice'nin yaptığı yemekler tamamıyla o yemeğin tarifine göre yapılmış yemeklerdir. Peki cevap verir mi yoksa sessiz mi kalır? Bence hiçbir şekilde altta kalmaz Hatice. Hepsine birebir
mantıklı asla şekilde cevap veririm. Asla öyle bir karakter değilim. Nasıl bir karaktersin? Yani cevabını alır herkes. Sert bir karakterim. Hakkımı savunurum. Hakkımı asla yedirmem kimseye. İddialı mısın? Çok iddialıyım. Alacak mısın? Alacağım. 75 bin kimin olacak? 75 bin tabii ki bu hafta benim olacak. Herkes görecek. Hadi bana menünü say lütfen. Menüm çok güzel. Ağır bir menü. Eğer zaman problemi olmazsa kesinlikle herkes çok beğenecek. Aşçıbaşı çorbayla başlayacağız. Bir spor eğitmenine de bu yakışır. Evet, protein de var tabii ki içinde. Tavuk falan da olacak. Diyarbakır ekşili etli kuru dolması var. Diyarbakır usulü hem de. Peki sonra? Sonra ara sıcak olarak dolma yapacağız. Ana yemek olarak da çömlekli güveç yapacağım. Diyarbakır usulü böyle bol etli. Çömleği getirdin evet, mi? Evet, çömlekte getirdim. Bravo sana. Bazı yarışmacılar onu bile yapmıyor. Böyle topraktan yapılan orijinal çömleği getirdim. Sonra yanında meyhane pilavı olacak. Salatamız var. Salatamız ne? Mevsim salatası. En sonda da künefe dondurmalı. Bravo! Vallahi menünü beğendim. Ben de çok beğendim. Melisa'cığım sen beğendin mi? Ben de çok beğendim. Ahmetciğim. Ben zaten en başta birlikte menüye karar verdik. Bence çok güzel menü. Bu arada sen yemekten anlıyor musun? Ya anlamıyorum ama eşim kadar anlamıyorum ama yaparım. Peki o zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi Hatice'ye şans dileyin bakalım. Şans dileyin. Başarılar. Teşekkürler. O zaman ben kaçar. O zaman koş Hatice koş. Çok iddialı bir menü olduğunu düşünmüyorum. Bana rakip olacağını da düşünmüyorum. Çünkü uğraş yok menüde. Sebzeleri al, güvecin içine koy, önümüze sun. Sıradan böyle ardı ardına plansız ve düzensiz bir menü sıralaması olmuş. Yani kim akıl verdiyse akıl hocalarına bir sormak lazım. Nasıl oldu da böyle bir yanlış menü seçtin, tercih ettin diye. Bu menü 75 bin lirayı kesinlikle kabul etmeyen bir menü. Çünkü çok karmaşık bir menü, çok ağır bir menü. Çok kolaya kaçmış, çok zor gibi görünüyor ama alakası yok. Yani bu menüyü herhalde ben yedikten sonra muhtemelen hastanelik falan olurum. Öyle düşünüyorum. Bence bu menüyle kesinlikle birinci olamaz. Çok kolay. Bir saatte kesinlikle ve kesinlikle masasıyla, hazırlığıyla, menüsüyle çıkabilir. Ve marketteyiz. Ya karşılamada konuşamadım ama çok şıksın. Şöyle bir bakayım sana. Sporla ilgilendiğin ne kadar belli. Çok sağ ol. Spor hocasıyım, antrenörüm. Evet, fitness yapıyorum, pilates yapıyorum. Kickbox yapıyorum. Vallahi faydasını görmüşsün. Fiziğimi de görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Hadi devam edelim. İlk ne alacaksın bakalım? Şimdi domates alacağım. Yalnız ne kadar çok aldın. Bunları nerede kullanacaksın? Çömlek yapacağım için bol domates gerekiyor. Dolmaya da giriyor. Ya 4 paket almışsın. İnanamıyorum. Senin elin biraz bol galiba. Benim elim çok bol ya. Olacak bu halim. Biberlerin ardından limonunu da alıyor yarışmacımız. Bu arada burcun ne? Ben Koç burcuyum. Lidersin yani. Dur sana yarışmacıların burçlarıyla ilgili ipucu vereyim. Bir bakalım yarın yarışacak rakibin Çiğdem ne burcu? Kesin akrep burcudur. Oğlak burcuymuş. Oğlak mı? Peki nereli biliyor musun? Nereli? Urfalı. Oo, severiz. O da doğulu benim gibi. Ama velakin kendisinin bir özelliği var ki... Lokanta sahibi. Kendime rakip tanımıyorum kimseyi. Diğer yarışmacılar benim lokanta sahibi olduğumu öğrendikleri zaman, benim aşçı olduğumu öğrendikleri zaman kesinlikle ben bir esnafım. Benim eğitim aldığım hiçbir yer yok. Lokantamda kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde yemeklerimi çıkarıyorum. Yani bunu da eleştiremezler. Soğanların ardından patlıcanlarını da alan yarışmacımız sebzelerini tamamlayıp diğer reyona geçiş yapıyor. Şimdi ne alacaksın? Şimdi sirke alacağım. Hijyen senin için önemli galiba. Tabii ki de. Hijyen olmasa olur mu? Ya bazıları nedense hijyene yeteri kadar önem vermiyor. Vallahi hijyen çok önemli benim için. Siz de göreceksiniz zaten. Ayçiçek yağının ardından tel şehriyesini ve kırmızı mercimeğini de alıyor yarışmacımız. Ya kaç yaşındayım demiştin? Ben 32 yaşındayım. Daha çok gençsin. Evet. Erken yaşta hem anne oldum hem iş yeri kurdum. Hem spor yaptım, hem evlendim. Daha ne yapayım? Şeker al bence. Ah, şeker alayım. Şekerin ardından içeceklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Gel etini al hadi hemen. O kadar ağır ki sürülmüyor. Çok param var herhalde. Çok çok Allah'a şükürler olsun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Kuşbaşı bıçak kıyma istiyorum. Böyle kuşbaşı etleri minik minik satır kıyma yapacağız. Dolmalık kullanacağız. Evet, dolmalık. Ne kadar olacak? Yarım kilo yeter. Yarım kilo yeterli. Bir de tavuk sütü alacağım.
Tamamdır. Peki çömlek güvecinin etini sen mi getirdin? Ya bir de şey ben incik kaburga getirdim. O zaman Hakan Usta etleri hazırlarken biz devam edelim. Evet ben şöyle gideceğim. Tavuk budunu, yoğurdunu ve tereyağını da alıyor hemen yarışmacımız. Tereyağının hangisi tuzlu Hakan Usta'ya bir sor istersen. Hakan Bey bunlardan hangisi tuzsuz tereyağı künefe için? Şunu alacağız. Bu tuzsuz olan evet. Bu normal yemeklik değil mi? Evet. Tamam. Şu ikisini alacağım. Künefe için dondurmayı da aldık. Gel hemen ete bir bakalım. Ya Hakan Usta'm, sence Hatice'nin güzel yemek yapabilecek bir imajı var mı? Hakan abi İnşallah o yatarım. Potansiyel var mı? Bir bakar İnşallah. Mısın? Ya senin gibi şık ve sporcu bir hanımefendinin güzel yemek yapabileceğini kimse düşünmüyordur herhalde. Ya beni görenler öyle. Ben normalde protez tırnak kullanıyorum. Hem de! Eyvah eyvah! Çıkardım, hepsini çıkardım. Jel bile yok, hiçbir şey yok. Bu saçımı boyadım diye şey oldu. Göster bakayım tırnaklarını. Yalnız tırnağında oje var gibi. Hayır saç boyası. Dün saçımı boyadım. Eldiven taktım ama yine de biraz kalmış. Bu arada Hakan Usta da satır kıymasını hazırladı. Vallahi abi süper yaptım. Helal olsun eline sağlık. Alışveriş bitti mi? Bitti. Hadi o zaman doğru kasaya. Bakalım günahımız ne kadar çıkacak. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 1999. Buyurun. Vallahi ben daha fazla tutar diye düşünüyorum. Yarısını da evden getirdim ya o yüzden. Hadi o zaman torbalarını al bakalım. Aldım torbaları. Gürbüz hadi hemen koşalım. Hadi şimdi doğru eve. Gel bakalım Hatice'cim. Gürbüz sen bunları hemen yerleştirebilir misin? Ben bir üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Tamam tamam. Zaten çorbayla başlaması benim için offside. Ben bu hafta çorbayla başlayan bütün menüleri eleştireceğim. Çünkü herkes kolaya kaçıyor. Bıktık artık. Bu menüyle yaşlı bir teyzemiz çıkacak diye düşünüyorum. Umarım Diyarbakırlıdır. Hakkını vererek yapar. Bilmiyorum yani çok genç için uygun bir menü değil, seçenek değil. Daha yenilikçi olurdu genç olsaydı. Evet Gürbüz ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok şıksın. Şöyle gel de sana bir bakayım. Bandanam, önlüğüm, sevgili kayınvalidemin hediyesi çeyizime koymuştu. Kendisini çok öpüyorum, çok seviyorum. İsmi ne? İsmi Sevim. Kayınvalidemle aran iyi galiba. Aman nazar değmesin. Tütütütü maşallah. Hatice'cim harika görünüyorsun. Bu arada künefe ocağı getirmişsin bakıyorum. Bunu ben Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Bununla künefemizi bir güzel pişireceğiz. Servis yapacağız. Harika olacak. Ayrıca Diyarbakır'dan özel olarak getirdiğim ürünler var. Nedir onlar? Diyarbakır tane sumağı. Dolmanın püf noktası bu. Mükemmel oluyor. Ondan sonra... Fıstık var, fıstık ezmesi. Bunların hepsini Diyarbakır'dan mı getirdin? Evet, bunların burada gördüğünüz her şeyi Diyarbakır'dan getirdim. Tabii birkaç şeyi marketten aldım. Pirinç, bir de bulguru. Vallahi seni tebrik ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Neyle başlayacaksın? İlk önce fırınımı açacağım, ısıtacağım. Sonra tavuğu falan her şeyi hallettikten sonra masam. Hazırsan süreni başlatıyorum. Başlıyoruz. 3, 2, 1, başladık. Hadi başla bakalım. Fırınımız ısınıyor. Hadi etini de çıkar bakalım. Bu tavuk bagetlerle ne yapacaksın? Bunları hepsini haşlayacağım. Bunların suyundan da pilav yapacağım. Tavuk bagetler haşlanmadan önce bol suyla yıkanıyor. Hatice'cim kaç kardeşsiniz? Biz 6 kardeşiz. 6 kardeş mi? Evet. Kaç kız? 4 kız, 2 erkek. En büyüğümüz ablam, Sevgi ablam. Kendisini öpüyorum, sevgilerimi iletiyorum. Ne iş yapıyor? Kendisi solist. Sesi çok güzel. Aslında bizim ailenin herkesin sesi çok güzel. Ablanın söylediği özel şarkılar var mı? Ya var da şu an hatırlayamadım. Peki senin sesin nasıl? Vallahi benim sesim de çok güzel ama. Şöyle bir kuple bir şey söylesene bize. Şöyle ben evlilik teklifinde eşime evet dediğim zaman bu şarkıyı söylemiştim. Hadi bir kuple söyle bakalım. Evet. Vay! Sen şimdi eşine böyle mi evet dedin? Evet o da bana evet dedi ama onun sesi fazla iyi değil. O da mı şarkı söyledi? O da şarkı söyledi. O da dedi ki evet. Nasıl evet dedi mi göster bakayım. Evet söylüyorum evet. İstiyorum evet. Seviyorum evet diye bağırdı. Ya sesin ne kadar güzelmiş. Teşekkürler. Künefenin şerbeti için şeker ve su kaynamaya bırakılıyor.
ipten çekilen kuru patlıcan ve biberler haşlanmak üzere tencereye konuluyor. Bu kuruluklar nereden? Bunları özel olarak Diyarbakır'dan getirdim. Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma için ilk olarak kuru patlıcan ve biberler haşlanacak. Sen Diyarbakır'da mı doğdun? Ben doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Kaç yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadın? Hep orada yaşadım. 6 aydır buradayım. Hadi ya. Sen şimdi Ahmet'le evlendiğin için mi İstanbul'a geldin? Ben Ahmet'le evlendim. Aşkımın peşinden geldim İstanbullara. Yani sen 6 aydır İstanbul'dasın öyle mi? Ben 6 aydır buradayım. Evlendikten sonra buraya geldim. Siz Ahmet'le nasıl tanıştınız bakayım? Biz İstanbul'da tanıştık. Ben sürekli zaten eğitimlere geliyorum. Eğitimde tanıştık. Evet evet. Sabah Ahmet bahsetmişti. Sonra? İstanbul'a geldim. Şimdi burada özel derslerim var. Bir pilates stüdyosunda özel ders veriyorum. Onun dışında evde bol bol yemek yapıyorum. Ahmet'le tanışma hikayeni anlatıyordun asıl. Ahmet'le eğitimde tanıştık. Ben işte eğitime gelmiştim. Ondan sonra gördüm, vuruldum, aşık oldum. Ahmet de başka şehirden mi gelmişti? Hayır, o burada yaşıyordu zaten. Biz bir ortamda tanıştık. İlk görüşte aşk yani. İlk görüşte aşk. Bunu daha sonra konuşacağız ama hadi masayla devam edelim. Koş hadi koş. Gel masa örtünü sermene yardım edeyim. İşte oldu. Krem rengi masa örtüsünü gri renkli runner'la tamamlıyor yarışmacımız. Hadi tabaklarını da getir bakalım. Şimdi sen Ahmet'i görür görmez aşık oldun. Peki sonra olaylar nasıl gelişti? Sonra onu gördüm. Allah'ım dedim. Bu erkekse diğerleri ne? Vay! Sonra? Dedim ki bu nasıl bir yakışıklılık? O mavi gözlerine tam oldum. Bak sen! Tabii o da çok koştu peşimden. Çok koştu. Ne kadar sürede evlenmeye karar verdiniz? Biz 6 ay içerisinde karar verdik. 6 ay içinde mi? Evet. Her şey çok hızlı olmuş vallahi. Her şey çok hızlı oldu. Tabii buldu benim gibi güzel kadını. Kaybetmek istemedi. Amerikan servislerinin ardından tabaklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Nasıl gidiyorum Gürbüz? Vallahi sanki biraz yavaşsın ama... Yok yok, yavaş değilim. Sen hiç merak etme. Ama genel olarak iyi gidiyorsun. Evet evet. Bu arada her yerinde dövmeler görüyorum. Her yerimde dövme var. O sağ bileğindeki ne mesela? Anka kuşu var. Göster bakayım. Evet. Burada da kızımın ismi var. Ya bir göremedik ki. Aa şöyle tutayım bak. Nasıl? Solda Melisa yazıyor. Evet, bu da Anka. Diğeri? Ben hep küllerimden yeniden doğarım. Evet. Şimdi de yeniden mi doğdun yani? Hayatında çok zorluklar yaşadın ya, mı? Ya yaşadım tabii ki de. Güçlü bir kadınsın. Herkes gibi ben de yaşadım. Ama zorlukların üstesinden çok güzel geldim. Kumaş peçetelerin ardından çatal kaşıklar ve bardaklar da hızla masaya yerleştiriliyor. Ve son olarak çiçek de masadaki yerini alıyor hemen. Şamdanları sen getirdin galiba. O benim kayınbabamın hediyesi. Kendisi eliyle özel olarak yapmış. Çok güzelmiş. Çok büyük bir zanaatkar. Masamdaki yerini aldı. Demir mi bunlar? Demir kendisi yapmış. Şöyle çevir de şeklini görelim. Ve masan? Evet, masam bitti. Emin misin? Eminim. Ekmek yok. Hadi koş hemen ekmekleri koy da getir. Ben öyle çok şaşalı gösterişli masaları sevmem. Yani daha böyle güzel anlatmak gerekirse egzajere edilen masaları, yani abartılı masaları, hani herkesin anlayacağı tabirle pek sevmem. Çünkü masadaki görselliği abartmak yerine menüsünün güzelliğini oraya sunabiliyorsa, bize o yemeklerin güzel, keyifli, yenecek haliyle gözümüzün, göz zevkimize hitap edecek yemekle alakalı bir sunum yapıyorsa benim için önemli olan odur. Masada işte örtüsüymüş, peçetesiymiş, kağıdıymış, tabağıymış, işte şusuymuş, busuymuş. Onlar benim için bence ikinci planda. Benim kendim için konuşuyorum. Ve masam hazır. Maşallah. Titi. Mükemmel. Hadi o zaman doğru mutfağa. Vallahi masayı başardın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi limon alayım. Buna bir iki damla limon sıkmam gerekiyor. Şerbete değil mi? Evet. Şimdi o tencereye koyduğun ne? Diyarbakır'dan gelen sumağı koydum. Sumağı bol olsun ki ekşili olsun. Ben de biraz bol koydum. Şimdi bunun üstüne çok sıcak olmayacak. Ilık yapacağım bu suyu. Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma için tane sumak ılık suda bekletiliyor. Sırada Diyarbakır çömlek güveci var. Büyükçe dilimlenmiş kuzu kaburga etleri güveç kabına konulup ayçiçek yağıyla yağlanıyor.
Bu domates salçası da Diyarbakır'dan değil mi? Bu Diyarbakır'dan. Aslında biraz da biber koyayım. Tadı daha güzel olsun. Hem domates hem de biber mi koyacaksın? Çömlek güveci böyle mi oluyor yani? Bu çömlek böyle olur. Dur bir de ben deneyeyim. Hayda. Ben de beceremedim bu sefer. Kırılmıyor mu? Ben bunu açarken sen vakit kaybetme bence. Ben bunun baharatlarını vereyim. Etler üzerine eklenen tuz ve isotla iyice yoğruluyor. Diyarbakır çömlek güveci için ne kadar domates kullanacaksın? Yaklaşık 1 kilo falan işte. Diyarbakır çömlek güvecinde domates de oluyor öyle mi? Evet evet. Domates, patlıcan, biber girecek. En üstte de sarımsak dökeceğim. Sarımsakları da sıcak suya koysaydın. Sıcak suya koydum daha rahat soyabileyim diye. Diyarbakır çömlek güvecinin domatesleri bol suyla yıkanıyor. Sen başka hangi alanlarda eğitim veriyorsun? Ha, bir de ben bilek güreşi eğitmeniyim. O nasıl bir şey? Türkiye Fitness Federasyonu'ndan bilek güreşi hakemiyim. Hakemsin bir de. Kendim de zaten çok kuvvetliyim. Sen de bilek güreşi yapıyor musun? Ben de yapıyorum ama şey yani daha çok hakemlik yapıyorum. Seninle bilek güreşi yapsak mı acaba? Ay, şimdi sen kesin beni yenersin. Eyvah. Beni yenen olmaz söyleyeyim. Yani bugün benim bileğimi kimse bükemez. Kadar net. Alacalı soyulan patlıcanlar etlerin üzerine orta büyüklükte doğranıyor. Çekirdekleri temizlenen yeşil biberler de elde doğranarak patlıcanların üzerine yerleştiriliyor. Çömlek güveci için domateslerin kabuğu soyuluyor. Vallahi koca çömleği doldurdun ya. Evet evet. Malzemesi bol bir güveç oldu vallahi. Buna başka ne koyacaksın? Sarımsakları da koyduktan sonra bunun işi bitiyor. Elde büyükçe doğranan domatesler de yeşil biberlerin üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriliyor. Son olarak kabuğu soyulan sarımsaklar bütün olarak domateslerin üzerine konuluyor. Ve ana yemek nihayet fırına giriyor. Diyarbakır çömlek güveci bu da ana yemek olarak seçmiş arkadaş. Gene et var içinde tabii. İçine acaba kuşbaşı mı kullanacak, kıyma mı kullanacak bunları bilmiyorum tabii ki. Ben olsam içine mesela kıyma olarak kullanırdım. Ama hepsi ana yemek gibi açık konuşmak gerekirse. Kuzu eti kullanırsa çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Kuzu eti çünkü muhtemelen ara yemekte de kuzu eti kullanacak. Çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ben olsam dana eti kullanırdım. Daha en azından hem koku olarak hem de şey olarak daha hafif geleceğini düşünüyorum. Dolma için haşlanan kuru patlıcan ve biberlerin suyu süzülüyor. Vay vay vay. Bu etli ekşili dolmadan bana da var değil mi? Sana var var merak etme. Göreceğiz bakalım. Evet. Etli ekşili kuru dolmanın iç harcı için yıkanan pirinç kaseye konuluyor. Dolma için satır kıyma almıştık değil mi? Evet satır kıyma. Bu normal kıyma değil. Kuşbaşı doğranmış. Bu eti zaten beraber almıştık. Bunu markette yaptık. Hatta Hakan Usta yaparken gördük bile. Sanki çok oldu ya. Küçük küçük doğranan soğanın ve yeşil biberin ardından kabuğu soyulan domatesler de doğranarak kuru dolmanın iç harcına ekleniyor. Salça ve baharatların ardından tane sumakların suyu da süzgeçle süzülerek harca konuluyor. Şimdi Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma nasıl yapılıyor anlat bize lütfen. Normalde bunu bütün koyman gerekiyor. Böyle oldu böyle olsun. Şu etlere bakabilir miyim? Diyarbakır usulü etli ekşili dolma için önce kuzu kaburgaları tencereye diziyoruz. Herkese kaçar tane dolma yapacaksın? Ben bol yapacağım. Mesela 2 patlıcan, 2 biber yeterli olur mu? Evet. Tencereye dizilen kuzu kaburgaların ardından iç harç yoğruluyor. Yoğrulan harca ayçiçek yağı ekleniyor. İyice yoğrulan harç kuru patlıcan ve biberlerin içine dolduruluyor. İlk olarak içi harçla doldurulan kuru patlıcanlar kuzu kaburgaların üzerine yerleştiriliyor. İkinci bahar daha mı güzel oluyor? Bir anlat bakayım. Herkes boşansın. Kız öyle deme. Senin ilk evliliğin neden yürümedi? Ya ne bileyim. İlkinde hani olmadı. Anlaşamadık. Ama ikinci baharımı çok güzel yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun. Beni seven, değer veren bir eşim var. Her anlamda yanımda bir destekçim. Bak sabah geleceğim diye kahvemi bile yaptı. Dedi ayılırsın dedi.
Sağ olsun. Evde her şeye yardım eder mi? Hatta diyor sen temizlik yapma, bekle ben geleyim beraber yapalım. Deyt be! Ahmet herkese örnek oldu valla. Yalnız kameraman arkadaşımız Ufuk da öyledir. Ufuk sen de öyle misin? Öyle öyle. Her konuda eşine yardımcı oluyor. Hatta eşi diyet yapıyor diye Ufuk da yapıyor. Demek ki eşi çok güzel yemekler yapıyor. İçi etli ve ekşili harçla doldurulan kuru biberler de tencereye yerleştiriliyor. Dolmaların üzerine tuz serpiliyor. Tane sumakların suyu süzgeçle süzülerek dolmalara ekleniyor. Dolmalar pişmeye hazır. Şimdi bunun içine dolma taşı da koyacağız üstüne. Taşı da getirdin mi? Getirdim. Vay, sen bugün dersine iyi çalışmışsın. Adam ama ne sudan geçeyim, hangisi uyuyorsa tenceremize. Hem de iki tane birden getirmişsin. Bravo. Dene bakalım hangisi olacak. Bu olmadı bak. İyi ki getirmişim ikisini de. Şişip dağılmaması için üzerine toprak dolma taşı konulan Diyarbakır usulü etli ekşili kuru patlıcan ve biber dolmaları pişmeye bırakılıyor. Ve sırada künefe var. Bakalım künefeyi hakkını vererek yapabilecek misin? Ayıp ettin. Marketten aldığımız dondurmayla servis edeceksin herhalde. Dondurma normalde yazmıyor menümüzde ama ben yanına servis yapacağım. Künefenin yanında dondurma olur mu peki? Biz dondurma veriyoruz, bizim orada öyle. Bu arada tepsi bile getirmişsin ya. Bunları da özel olarak Diyarbakır'dan aldım. Ya fazla getirdim dedim, ne olur ne olmaz. Bir tane yapacağım. Vallahi ben de 3 tepsi yapacaksın diye korkmuştum. Şimdi ne yapıyorsun bakayım? Susuz tereyağını alıyoruz. Pekmezimizi alacağız. Gel al bakalım. Bir de bunun tuzsuz peyniri var değil mi? Evet. O peynir nerede? Burada. Peyniri de ben getirdim. Künefeyi de Diyarbakır'dan getirdim. Künefe için tel kadayıflar küçük küçük doğranıp tepsiye konuluyor. Tel kadayıflar üzerine dökülen eritilmiş tereyağıyla hamur gibi yoğrularak yağlanıyor. İki ayrı künefe tepsisine tereyağı ve pekmez konularak tepsinin tabanı yağlanıyor. Pekmez de Diyarbakır'dan mı yoksa? Bu da Diyarbakır'dan. Bu şeyin özelliği künefenin, bu pekmez olduğu zaman iyice kızarıyor. Renk veriyor. Diyarbakır'da kimler var? Bu pekmezi kimlerden getirdin bakayım? Yani kimlerden? Ünlü bir yer var. İsim vermeyeyim, vereyim mi? Ya onu demiyorum. Ailenden kimler var? Ailem hepsi Diyarbakır'da. Burada kimsem yok. Kardeşlerin falan? Herkes orada. Künefe tepsisinin tabanı tereyağı ve... Allah maşallah. Gördün mü? Tabanı tereyağı ve pekmezle kaplanan tepsilerden bir tanesine kesilerek ufaltılan tel kadayıflar yerleştiriliyor. Tel kadayıfların üzerine ince dilimlenmiş tuzsuz künefe peyniri konuluyor. Peynirlerin üzeri tekrar tel kadayıfla kaplanıyor. Yarışmacıların yemek yorumlarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Klişe laflar. Hep aynı yorumlar yapıyorlar. Biraz yenilikçi olun ya. Biraz yani daha iyi şeyler, cümleler kurun en azından. Konuşmak için konuşuyorsunuz. Ezbere konuşuyorsunuz. Sanki onlara şey demişler. İşte böyle konuş, şöyle yap. Olacak iş değil ya. İnsan biraz yaratıcı olur. Pişerken dağılmaması için künefenin üzerine tepsiyle bastırılarak sıkıca yerleştiriliyor. Nihayet künefe de pişmeye hazır. Ay! Çorba, salata ve meyhane pilavı var. Meyhane pilavı çok kolay. Salata da çok kolay. Çorba zaten, şimdi çorbayı yapayım ben. Bence de önce çorbayı yapsan iyi olur. Aynen, çorba aradan çıksın. Bu arada düdüklü tencerede haşlanan tavuk etleri de hazır. Bu tavuk etlerini çorbada kullanacaksın değil mi? Evet. Çorbada kullanacağız bunları. Şöyle bir bakayım pişmişler mi diye. Oo, ezilmiş, süper. Bayağı uzun süredir pişiyor zaten. Evet evet. Ben şuna biraz tuz atayım, lezzetli olsun. Arzu demiş ki çorbayla başlamaktan çok sıkıldık. Başlangıç tabağıyla başlanabilirdi. Davet masası için özenli olmak gerekiyor. Çorba çok klişe ve özensiz demiş. Vallahi kendi ne yapacak yani? Çorbayla başlanır. Çorbanın amacı ne? Mideyi yumuşatmak, yemeğe hazırlık. Bunu bilmiyorsa öğrensin yani. Hava soğuk yani, kış ayındayız. Yani tabii ki de çorbayla başlanacak. Herhalde kendi bir mezeyle başlamayacak. Mezeyle de başlarsa benden bir puan alamaz. Aşçıbaşı çorbası için yemeklik doğranan soğan kavrulmak üzere tencereye konuluyor. Vallahi çok savunulacak bir yemek değil bence ama yani neyini savunacak? Güveç çok kolay bir yemek, kuru dolma çok kolay bir yemek. Çorba zaten başlı başınca çok kolay. Yani hepsini blenderdan geçirecek. Çok da önemli, mühim bir yemek değil. Bu kadar kolay yemekleri seçtiğine göre herhalde çenesine çok güvenecek. Benim gördüğüm kadarıyla bu menü 75'ün değil, sıfırlara bile
Ya 1 TL bile kabul etmez yani açıkçası. Bu menü 1 TL dahi etmez. Bu arada iş insanı İsa demiş ki menü 1 TL bile etmez. Zor gibi görünen çok karışık bir menü. Yedikten sonra muhtemelen hastanelik olabiliriz de. Beğenmeyecek karısının yemeklerini. Ben bir taraftan boş durmayayım, salatanın malzemelerini hazırlayayım. Aşçıbaşı çorbası için soğanlar üzerine eklenen bir kaşık un ve salçayla kavrulmaya devam ediyor. Yıkanan kırmızı mercimek çorbanın harcına ekleniyor. Çorbanın bundan sonraki aşamasında neler var? Bu da iyice kızardıktan sonra tavuk suyunu ekleyeceğiz. Ardından bir tane tavuğun budunu didikleyeceğiz. Onu koyacağız. Tel şehriyemizi koyuyoruz. Baharatlarımızı koyuyoruz. Bitiyor. Bayağı zengin bir çorba. Evet. Ve çok vitaminli. Bari bol bol yesinler, hasta olmasınlar. Süzülen tavuk suyu da çorbaya eklenip pişmeye bırakılıyor. Meyhane pilavı için tencerede tereyağı ve ayçiçek yağı kızdırılıyor. Bir tane soğan yemeklik şekilde doğranıyor. Masalarda nelere dikkat edeceksin? Masa düzenine önem veririm. Tırnağının olmaması gerekiyor. Bak ben nasıl ki tırnağımı çıkardım, tamamen kestim ve sürekli elimi yıkıyorum dikkat ederseniz. Yani eğer hijyen kurallarına dikkat etmezse ben zaten o kişinin elinden yemek yiyemem. İstesem de yiyemem. Kontrol ederim mutfak ziyaretine. Mutfağa hemen girip şöyle bir göz gezdiririm. Bakalım ne kadar tertipli, düzenli çalışmış. Duyduğum kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bazı yarışmacılar mutfaklarına girmesini istemiyorlar. Karşı çıkıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili tartışıyorlar bile. İstemiyorum diye. Hani niye geldin? Hani bazı davetsiz misafir gibi lop falan yeni veriyor. O da tabii doğru değil. Eğer karşı taraf mutfağını almıyorsa bakamazsın. Seni istemiyorum dediği zaman da ona saygı duyarım. Zorlayacak halim yok. Ama mutfağını hiç çekinmeden gel gör buyur diye eğer o mutfağını açıyorsa ben o yarışmacı alnından öperim. Tebrik de ederim çünkü en doğrusu da budur bence. Meyhane pilavı için doğranan soğan tereyağıyla kavruluyor. Yeşil biberler küçük küçük doğranıyor. Programı izlerken en çok neye sinir oluyordun? Ya böyle kendileri yorum yapıyorlar. Kendi günü olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorlar. Saçma sapan menü çıkarıyorlar. Şaşırıyorum ya, madem o kadar yorum yapıyorsun altı dolu olsun yani, değil mi? Bir de masada estetik kıyafet falan konuşanlar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Konuşsunlar. Kendine yakışmışsa yapmıştır yani. Sende de var mı yoksa? Sadece biraz dudaklarımda dolgu var, çok hafif. Dolgu sayılmıyor tabii. Ama geçti, 2 yıl oldu yapalı. Meyhane pilavı için doğranan yeşil biberler de soğanlarla birlikte kavruluyor. Kabuğu soyulmuş domatesler de küçük küçük doğranıyor. Bu arada her şeyimiz hazır yani, maşallah çok iyi gidiyorum. Salata kaldı sadece, değil mi? Salatayı yapıp künefeyi pişireceksin. Bir de aşçıbaşı çorbasının tavuk etleri falan var. O çok basit zaten. Az kaldı işi. Doğranan domateslerin ardından bir kaşık salça da soğan ve biberlerle kavruluyor. Kavrulan harca tuz ve karabiber ekleniyor. Geldi, rahatladın bakıyorum. Vallahi çok rahatladım ya. Gerçi sen başından beri rahat ve sakin çalıştın. Aynen. Ya buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım. Ben bunu ne kadar koydum ölçüsünü unuttum. Ay, ne olacak şimdi? Dur bir bardak alayım. Şuydu galiba. Meyhane pilavı için bir bardak bulgur da harçla birlikte kavrulmaya başlıyor. Süzülen tavuk suyu aynı bardak ölçüsüyle meyhane pilavına ekleniyor. Pilav da pişmeye başladı sonunda. Ay, ben dolmaya maydanoz koymayı unuttum. Dolmaya maydanoz koymayı unuttum, bir şey olur mu? Neyse, bir şey olmaz. Çok önemli bir şey değil. Ayda. Ya fark ederlerse? Yok fark etmezler. Mevsim salatası için yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Kıvırcık marul yaprakları ince ince doğranıyor. Bakımsız arkadaşlarımız olursa masada mutlaka ki konuşurum. Davet masasına geldiğimiz için herkesin çok özenli olması gerekiyor. Ben kendi özel hayatımda kendime önem gösteren, bakımlı, şık, modern bir adamım. Ama benim karşıma çok paspal, çok böyle saçma sapan yataktan kalkmış gibi biri gelirse bu benim için eksi bir puandır. Ben kendime nasıl dikkat ediyorsam karşı gelen yarışmacı arkadaşın da dikkat etmesini isterim. Niye konuşuyorlar yemek ya? Biz yemeklerimizle ilgileneceğiz. Biz lezzetimize bakacağız. Saç neymiş, botoks neymiş, makyaj neymiş, giyim neymiş. İnsan zaten kendini bilirse, temiz ve mütevazi gelip masasına oturup saygısını korursa başka da ne gerekiyor ki? O tarz insanlar tabii ki olacak ama kimse beni eleştiremez, kimsenin haddine düşmemiş. Ben buyum. Yarışmacının dış görünüşüne bakarak yemek yapıp yapamayacağına karar vermek doğru mu sence? Çok yanlış ama genellikle öyle yapıyorlar. Bir de şöyle, benim yemekte mesela
bazı insanların görüntüsü böyle çok pasaklı olunca benim midem bulanıyor. Onun elinden hiçbir şey yiyemiyorum. Ya herkesin elindeki yemeği yiyemiyorum açıkçası. Ya böyle temiz olması gerekiyor. Mevsim salatası için doğranan maydanozun ardından havuç rendeleniyor. Evet, havuçlarımızı da bu şekilde rendeliyoruz. Bunu çıkaralım. Kulp bulurlar buna. Her şeye de bir kulp buluyorlar değil Her mi? Her şeye kulp buluyorlar ya. Yok şunun şurası şöyle, yok bunun burası böyle. Kendi de bıçak tutmayı bile bilmiyor. İncecik doğranan mor lahana da salata kabına konuluyor. Turpu da koyduk mu? Yemeklerimiz hazır. Ben çorbaya bak. Ay, daha çorbanın tavuk eti de hazır değil. Aşçıbaşı çorbasının pişen kırmızı mercimekleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Bıçakla kesilerek ufaltılan tavuk etleri aşçıbaşı çorbasına ekleniyor. Diyarbakır çömlek güvecinin sebzeleri ve etleri eşit pişmesi için karıştırılıyor. Nasıl olmuş sence? Süper oldu vallahi. Biraz elim yandı ama olsun, değer. Bu çömlek güveci sunuma kadar pişmeye devam edecek mi? O pişecek. Bunu tekrar koyayım. Kapağını koymana gerek var mı? Koymayayım. Vallahi sen bilirsin. Ben soruyorum sadece. Koymayayım, böyle olsun. Yalnız kuruyabilir, dikkat et. Yok yok. Rendelenen turpla mevsim salatasının malzemeleri tamamlanıyor. Bir kaseye zeytinyağı ve limon suyu konuluyor. Bu sos salata için değil mi? Evet, salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Neler koyacaksın içine? Limon, zeytinyağı, biraz şeye getirdim. Toz sumak. Toz sumak da koyacağım. Hadi ya. Çok güzel oluyor. Sumak nerede? Bak şurada. Ama çok az. Biraz da tuz koyayım. Salata sosuna son olarak tuz ekleniyor. Nihayet hazır olan mevsim salatası buzdolabına konuluyor. Ve son 18 dakika. Hemen künefeyi yapıyorum. Özel künefe ocağında künefe pişmeye bırakılıyor. Künefeyi sık sık çevirip kontrol etmen gerekecek. Bu biraz böyle kalsın. Ben şuraları böyle bir sileyim. Aferin kız sana. Mükemmelim. Başardım. Evet, bunu sürekli şöyle çevirmemiz gerekiyor. Künefelerin eşit pişmesi için pense yardımıyla künefe tavası sürekli döndürülüyor. Künefeyi çok ince çıtır çıtır yapması gerekiyor. Yanında sunumu nasıl olacak, nasıl bir sunum yapacak, iyi kızartacak mı, şerbeti iyi gelecek mi içinde, bunlara tabii ki dikkat edeceğiz. Künefeyi daha önceden yapıp ısıtıp önümüze koyarsa, o peynir içinde donarsa ben o künefeyi yemem. Künefenin özelliği o içindeki peynirin yukarıya doğru kaldırdığımızda sünmesidir. Eğer o yoksa benden puan alamaz. Ya sence ben niye evde kaldım böyle Hatice'cim? Vallahi demek sen çok seçicisin. Kimseyi beğenmiyorsun. Asıl onlar beni görünce vazgeçiyor. Aa, aşk olsun. Senin neyini beğenmiyorlar? Gayet hoş bir beyefendisin. Ama diyorlar ki bu efendim kiloluymuşum. Yok efendim saçlarım çok uzunmuş. Elbet sen de gönlüne göre birini bulursun. Belki sen bana Diyarbakır'dan birini bulursun. Oo, Diyarbakır'da benim çok güzel arkadaşlarım var. Seni ortağımla tanıştırayım. Allah! Nasıl bir hanımefendi? Oo, şu an var ya manken gibi. Münasip olduğunda bir kahve içeriz artık. Tamam. Seni tanıştıracağım onunla. Bu arada bulaşıkların hepsini toparladın mı? Hallediyorum. Çok az kaldı. Gel gel hemen künefene bak. Mutfakta temizlendi. Oo, kahve de içeriz. İçeriz tabii. Daha da anasın. Şu an ne hissediyorsun? Çok yoruldum. Ne kadar sıcak burası. Vallahi biz seninle halay bile çekeriz. Halay çekelim. Gürbüz, sen şunu böyle bir çevirebilir misin? Benim pilava bakmam gerekiyor da. Tabii. Ah, teşekkürler. Sen de beni asistanın yaptın valla. Pişen meyhane pilavı dinlenmeye bırakılıyor. Eğer bu hafta enerjisi düşük, somurtkan, suratsız insanlar olursa eyvah eyvah. Yandılar. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum ama enerjisi düşük insan sevmiyorum. Benim karşıma oturmasın. Çok iddialı, hep ben bilirim, ben yaparım diyeni sevmem. Bu bir. İkincisi, ben öyle güzel yemek yapıyorum ki kimse benim yemeğimi eleştiremez. Ben yaptığım yemekle onu alacak, onu hak eden bir insanım. Ben dünya işte literatüründe yaptığım yemeklerle listeye bile girebilecek kapasite, iyiyim diyenler de çıkıyor çünkü bu kadar iddialı. Onları da özellikle sevmem. Kendimi ön plana atmak için sürekli konuşan, sürekli bıdı bıdı yapan tiplerden nefret ederim ve haddini bildiririm. Hani televizyonlarda bir elektronik eşya olabilir, telefon olabilir. Evet. Ve hani bala pek girmiyorum çünkü o sıkıntılı. Bu tip ürünleri ekranlarda tanıtıyorum. Ama ben güvenip almam sizden. Erdem Bey, sizin karakter oradan geliyor. Onlar bu dövmeler falan hani ne oluyor her tarafta? Dövmeler böyle. Ne oluyor? Bu dövme tato diye geçiyor. Tato. Dövme oluyor yani. Üstüne para versen parmağımın üzerine mi dövme? Valla ben de sana üstüne para versem ben de böyle gelmem. Yani ben metroseksüel bir insanı sevmem mesela. Ne alaka benim dövmemle
bunun masada konuşmasının alakasını onu tam olarak anlamadım. Kendi çok demode bir adam. Ya kendisine çok gıcık kaptım. O kadar iştahla yiyorum ki. Çok beğendiğim için. Öyle mi? Kravatıma damlattım. Erdem Bey, bilseydim size özel bir önlük getirirdim. Ben gelin size özel eğitmeni ders vereyim. Çünkü siz çok fazla karbonhidrat tüketmişsiniz. Belli yani. Erdem Bey, daha çok konuşarak spor yapmayı seviyorum. Çok özür dilerim. Ben kemik mi yiyeceğim? Efendim? Kemik mi yiyeceğim? O kemikli et zaten. Ama et yok üstünde. Tamam, o öyle oluyor işte. Diyarbakır sebze yemeği. Kendi yöresi haricinde farklı yemekleri yapmada kabiliyet olmadığını düşünüyorum. Bana bu yemekler önüme gelse ben bunlara zaten hem fazla yemem hem de doymam. Doymazsın. Doymam bunlara. Belli zaten. Doymam. Getireyim mi biraz daha? Yani et kısmına biraz getirebilirsiniz. Tamam. Vallahi bak bana et güzel gelmiş. Getireyim. Erdem Bey'i doyuramıyorum. Ah, gözü doysun. Ete gel, ete gel. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Evet. Bir kilo et var içinde. Arzu Hanım, Allah gözünüzü doyursun. 10 gram kemik. Arzu Hanım, sizin o kadar dudağınız şişik ki tat almamanız çok normal. Şok lezzetli tarifler başlıyor. Merhaba sevgili seyirciler. Ramazan geldi, hoş geldi. Ben ve arkadaşlarım Ramazan ayı boyunca sizlere şok lezzetli tarifler hazırlayacağız. İlk tarifimiz perde pilavı. Eğer sizler de hazırsanız hadi başlayalım. Soğanlarımızı yemeklik doğruyoruz. Biberlerimizle devam ediyoruz. Bu arada etimiz kırmızı, sebzelerin en tazesi, en canlısına şok marketlerden ulaşabilirsiniz. Etlerimiz soğanla sotelendikten sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Ayrıca bugün sizler için biraz pratik bir perde pilavı seçtik. Hamur yoğurmayacaksınız. Sürekli acaba ne yemek yapsam? Yeni ne yapabilirim, değişik ne yapabilirim? Sürekli bir arayış içinde olduğumuz bir ay. Hazırladığım domateslerimi bıraktım. 2 yemek kaşığı salça ekledim. Salçanın kokusu inanılmaz güzel. Ve şu ana kadar henüz hiç yağ kullanmadık. Tereyağımızı ilave edeceğim. Mis gibi süt kokan tereyağımızı ekledim. Perde pilavımızın bir özelliği pirinçle değil bulgurla hazırlayacağız. İnanılmaz kokular. Yıkadığım bulgurlarımı ilave ediyorum. Birkaç dakikada bulgurlarımla soteleyeceğim. Tuzumuz ve şekerimiz. Her şey hazır. Ben en son renkli biberlerimi ilave ediyorum. Ve kaynayan suyumuz. Perde pilavı demiştik. Şimdi hadi perdesini hazırlayalım. Biraz tereyağı. Baklavalık yufkamızı açtık. Yufkaların da güzelliği. Ben hemen eriyen tereyağımızdan fırın kabımızı şöyle güzel bir yağlıyorum. Mis gibi tereyağı kokusu. Ve hemen bir kat baklavalık yufkamızı kabımın içine aldım. Gayet pratik. Pilavımız hazır. Bulgur pilavına en çok yakışan baharatlardan bir tanesi nane. Tereyağladığımız baklavalık yufkalarımızın üzerine pilavımızı bırakıyorum. Kekik de etlere çok yakıştığı için pilavımızın içinde de et var. Bunun da aromasını istiyorum. Ve şimdi başlıyoruz pilavımızı kapatmaya. Yağlıyorum. Perde pilavımızı 180 derece ısıtmış olduğumuz fırına alıyorum. Şimdi fırından perde pilavımızı alıyoruz. 10 dakika fırında 180 derece piştikten sonra servise hazır. Ve buz gibi bir limonatayla servis yapabilirsiniz. Ramazan boyunca verdiğimiz tarifleri çok marketlerden bütün malzemelerini temin edebilirsiniz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Şok lezzetli tarifler sona erdi. Doku Home'un sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz devam edecek. Hayatım, 5 dakika kaldı hadi. Sofra bende, sen çayı koy hayatım. Yandı, yandı.
Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Hadi bakalım çaylar. Oh! Oh. 11 ayın sultanı Ramazan. Gönüller huzur, masalar bereketle dolsun. Dün olduğu gibi bugün de Ramazan'da çaylar bizden. Çaykur. Yasin. Okundu mu? Yok yavrum daha var. Hadi sen Necmiye teyzeden limon iste gel. Necmiye teyze! Necmiye teyze! Annem varsa limon istedi. Olmaz mı kuzum? Ağaç dolu. Al kuzum doldur. Doldur kuzum doldur. Teşekkür ederim Necmiye teyze. Boşalt getir bakalım tabağı. Anne limon varmış ya evde. Limon vardı. Vardı da. Necmiye teyzenin tabağı yoktu oğlum bizde. Hadi şimdi geri götür tabağını. Söyle yarın da iftara bekliyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizle azın tamamlandığı, çoğun paylaşıldığı bereketli bir Ramazan dileriz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Ramazan'da da cüzdanınızı düşünen indirimler Şok'ta. Çekilin bana diyor. Şok Ramazan paketi şimdi 299 lira. Vallahi bu beni düşünüyor. Çok seviyoruz Şok Şok Şok. Bazen zorlu yolculuklar ve buz gibi soğuk bir hava iyi gelebilir. Redoxon Pro'nun içeriğindeki C, D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Redoxon, iyiliğinizin gardı. Bayer'den. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Ama yeni Colgate Optic White Oxygen'ın aktif oksijen teknolojisi 3 kat daha fazla etkiyle 3 günde daha beyaz bir gülümseme sağlar. Yeni Colgate Optic White Oxygen. 3 günde gerçek beyazlık. Dört dörtlük beslenme için haftada en az 4 kez duru. Mesela bugün nefis bir yeşil mercimek salatası. Ayrıca duru kalitesi, duru lezzeti ve duru uzmanlığı. Karagözüm Ramazan geldi, hoş geldi. Hacı Yuvat yine elin, boş geldi. Ne susuyorsun Hacı Yuvat'ım? Ramazan bu sene de bereketle geldi desene. Ben maksimumluyum. Market alışverişlerinden maksi puanlar kazanıyorum desene. İşcep veya maksimum mobilden kampanyalara katılın. Market alışverişlerinden 1350 TL'ye varan maksi puan kazanın. 100 TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin. İşten dönen hanım. Pizzamı söylesek. Pizzada da 100 TL'lik indirim. Oğlun. Baba hamburger. Aklına geliyor. Bunlar benim eşim değil, çocuğum değil. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. 100 TL indirimi defalarca kullan, istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de. Eğer bir kadına rahatsız mı hissediyorsun diye sorarsan muhtemelen sana hayır der. Çünkü bizim için rahatsız olmak histen öte bir alışkanlık. Zekamız yerine sürekli dış görünüşümüzle yargılanırken rahat değiliz. Ama rahatsız olmak bizi korkutmuyor. Biz yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Hadi tüm dünyaya gösterelim. Kadın demek, ilerlemek demek. Ramazan beklemektir. Paylaşmaktır. Sofranda herkese yer açmaktır. Beraber olunca Ramazan'ın tadı bir başka. Neredeyse öldürecekti beni. Kadese basmam yetti. 5 dakikada geldiler. İhbar gelir gelmez hemen koşuyoruz. Sonuçta bir insanın hayatı söz konusu. Gece yarısı 2 çocuğumla sokağa attı beni. Nereye gideyim? Kimsem yok. Sağ olsunlar. Bizi alıp konuk evine yerleştirdiler. Çocuklarına sarılmış öylece duruyordu. Çok korkmuşlardı. Ama burada güvendeler. Her defasında pişman olup özür diliyordu. Ama sonra yine dayak. Polise gittim. Öyle belgeyle falan uğraştırmadılar. Bizim işimiz mağduru korumak. Bu yüzden faili hemen uzaklaştırırız. Gerisi hakimin işi. O delillere bakar, cezayı belirler.
6284 sayılı kanunla şiddetsiz toplum, güvenli gelecek. Ramazan'da da cüzdanınızı düşünen indirimler Şok'ta. Çekilin bana diyor. Şok Ramazan paketi şimdi 299 lira. Vallahi bu beni düşünüyor. Çok seviyoruz şok şok şok. Hayata dolu tarafından bakmanın formülü eşittir. İçim süzme yoğurtla kolayca hazırladığın mezeler. Eksi hazırlık telaşı. Artı aynı kadro. Artı rengarenk mezelerle dolu bir sofra. Artı uzayan sohbetler. Kıvamı pürüzsüz, lezzeti ödüllü içim süzme yoğurtla hayata dolu tarafından bak. Demet ve Jess'le gel konuşalım. Hafta içi her gün canlı yayınla TV8'de. Trend Yol Go'yla bu Peugeot 5008 senin olabilir. Hatta Samsung Galaxy S24 Plus, PlayStation 5, Air Fryer ve 100 TL yemek kuponu da. Hemen uygulamayı indir. Her 100 TL'lik yemek veya market alışverişinle bir çekiliş hakkı kazan. İkinci el ürünlerini satarken bir kısmı komisyona gitmesin. Sen de milyonlar gibi sahibinden.com'da sat, komisyon ödeme. Tam deminde, tam renginde Rize çayı. E tamam da lekesi çıkar mı? Ha? Çıkar, da çıkar. E çıkar tabii. Çünkü doğal bor madeninin gücüyle yepyeni Aqua Bor çıktı. Lekeleri de çok güzel çıkardı. Memleketin zorlu lekelerine borlu çözüm. Aqua Bor. Teknoloji için haydi vatana. Seçili ütülerde vatan kartı özel %15'e varan indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Doğal bor madeninin gücüyle yepyeni Aqua Bor çıktı. Memleketin zorlu lekelerine borlu çözüm. Aqua Bor. Ramazan'da da cüzdanınızı düşünen indirimler Şok'ta. Çekilin bana diyor. Şok Ramazan paketi şimdi 299 lira. Vallahi bu beni düşünüyor. Çok seviyoruz Şok Şok Şok. Demet ve Jess'le gel konuşalım. Hafta içi her gün canlı yayınla TV8'de. TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin oğlum. Baba hamburger. Hamburgerde de 100 TL'lik indirim. Aklına geliyor. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. 100 TL indirimi defalarca kullan, istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Ramazan'da da cüzdanınızı düşünen indirimler Şok'ta. Çekilin bana diyor. Şok Ramazan paketi şimdi 299 lira. Vallahi bu beni düşünüyor. Çok seviyoruz şok şok şok. Kızarmış ekmek artı yeni içim zeytinli kekikli labne. İçim labneden farklı bir lezzet. Göründüğünden daha fazlası. Trend olmak cool. Kendin olmak daha fazlası. Yeni tatlara düşmek güzel. Birlikte daha fazlası. Dimes Cool. Göründüğünden daha fazlası. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Türkiye bize güvendi. Biz de milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. Şimdi diğer şehirlerimiz de bunu bekliyor, yeni umutlar yeşeriyor. Türkiye'nin her köşesi, her bir vatandaşımız dayanışmacı ve eşitlikçi belediyeciliği hak ediyor. Biz de halkımızın sesini duyuyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte kazanacağız. Mutlu, sağlıklı, güvenli şehirlerde Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Om'un sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz devam ediyor. O kadar iştahla yiyorum ki. Çok beğendiğim için. Öyle mi? Kravatıma damla. Erdem Bey, bilseydim size özel bir önlük getirirdim. Ben gelin size özel eğitmeni ders vereyim. Çünkü siz çok fazla karbonhidrat tüketmişsiniz. Yani. Belli yani.
Erdem Bey daha çok konuşarak spor yapmayı seviyor. Çok özür dilerim. Ben kemik mi yiyeceğim? Efendim? Kemik mi yiyeceğim? O kemikli et zaten. Ama et yok üstünde. Tamam, o öyle oluyor işte. Diyarbakır sebze yemeği. Kendi yöresi haricinde farklı yemekleri yapmada kabiliyet olmadığını düşünüyorum. Bana bu yemekler önüme gelse ben bunları zaten hem fazla yemem hem de doymam. Doymaz. Doymam bunları. Belli zaten. Doymam. Getireyim mi biraz daha? Yani et kısmına biraz getirebilirsiniz. Tamam. Vallahi oldu. Ben bak bana bol et güzel et gelmiş. Getireyim. Erdem Bey'i doyuramıyorum. Ah gözü doysun. Ete gel, ete gel. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Evet. Bir kilo et var içinde Arzu Hanım. Allah gözünüzü doyursun. 10 gram kemik. Arzu Hanım sizin o kadar dudağınız şişik ki tat almamanız çok normal. Hadi bize sevdiğin bir türkü söyle de o güzel sesini duyalım yine. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bir tane spatula alabilir miyim? Türküden spatulaya çok hızlı geçtik. Yalnız ablanın solist olmasına şaşmamalı. Değil mi? Sizin ailece sesiniz güzel galiba. Bizim ailece güzel. Al bakalım spatulayı. Bu arada Çiğdem neler demiş neler. Ne demiş ne demiş? Ben bu menüyü bir saatte çıkartıp masaya getiririm demiş. Ha, gelsin de göreyim bakayım. Bir saatte nasıl çıkarıyor? Önceden yağlanan tepsi künefenin üzerine kapatılıyor. Aman ters çevirirken dikkat et de düşmesin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çeviriyoruz. Çevrildi mi bilmiyorum. Hemen künefe diğer tarafının da pişmesi için ocağa yerleştiriliyor. Kendinle gurur duyuyor musun? Kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten mükemmelim. Efsaneyim. Harikayım. Süperim. Maşallah. Maşallah. Gürbüz bu kadar yeter. Şimdi ana yemekte de bunu ısıtacağım ya. Şimdi kapatıyorum. Üstünü de kapat mutlaka. Üstünü de kapatıyorum. Zaten şerbetini de sunarken dökeceksin. Evet, harika. Vallahi çok hızlı çıktı. Umarım tatları da güzel olmuştur. Maşallah. Ve bitti. Ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Vallahi seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum. Koş Hatice, koş. Bak biraz vuruşuk böyle yani tam bir şey değil. İyi ütülenmemiş. İyi ütülenmemiş. Olur mu ya? Bak şu, şuralara bak böyle biraz kalk kalk. Öyle bir şey yok. Yani ben hani bana benim gözüme öyle göründü. Hani televizyonlarda bir elektronik eşya olabilir, telefon olabilir. Evet. Ve hani bala pek girmiyorum çünkü o sıkıntılı. Bu tip ürünleri ekranlarda tanıtıyorum. Ama ben güvenip almam sizden. Erdem Bey sizin karakter oradan geliyor. Onlar bu dövmeler falan hani ne oluyor her tarafta? Dövmeler böyle. Ne oluyor? Bu dövme tato diye geçiyor. Tato. Dövme oluyor. Yani üstüne para versen parmağımın üzerine mi dövme? Valla ben de sana üstüne para versem ben de böyle gelmem. Yani ben metroseksüel bir insanı sevmem mesela. Ne alaka benim dövmemle bunun masada konuşmasının alakası onu tam olarak anlamadım. Kendi çok demode bir adam. Erken sana çok gıcık kaptım. O kadar iştahla yiyorum ki çok beğendiğim için. Öyle mi? Kravatıma damlattım. Erdem Bey bilseydim size özel bir önlük getirirdim. Ben gelin size özel eğitmeni. Ders vereyim. Çünkü siz çok fazla karbonhidrat tüketmişsiniz yani. Belli yani. Erdem Bey daha çok konuşarak spor yapmayı seviyor. Çok özür dilerim. Ben kemik mi yiyeceğim? Efendim? Kemik mi yiyeceğim? O kemikli et zaten. Ama et yok üstünde. Tamam o öyle oluyor işte. Diyarbakır sebze yemeği. Kendi yöresi haricinde farklı yemekleri yapmada kabiliyet olmadığını düşünüyorum. Bana bu yemekler önüme gelse ben bunları zaten hem fazla yemem hem de doymam. Doymazsın. Doymam bunları. Belli zaten. Yani doymam. Getireyim mi biraz daha? Yani et kısmına biraz getirebilirsiniz. Tamam. Vallahi oldu. Bak bana et güzel et gelmiş. Getireyim. Erdem Bey'i doyuramıyorum. Ah, gözü doysun.
Ete gel, ete gel. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Evet. Bir kilo et var içinde Arzu Hanım. Allah gözünüzü doyursun. 10 gram kemik. Arzu Hanım sizin o kadar dudağınız şişik ki tat anlamanız çok normal. Hoş geldiniz Doğan Hanım. Hoş bulduk. Oo, Hatice merhaba, nasılsın? Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, ne hoş bir kadın. Çok inşallah. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Çok mersi canım. Hoş çok geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aman da aman, haftaya da başladık. Aman da aman, merhabalar. Herkese merhaba. Oo, Hatice, masayı çok güzel yapmışsın. Nereden geldin Hatice? Ben Diyarbakırlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Diyarbakır'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Evet, sevgili Hatice, ne yaparsın? Nasıl geçirirsin ömrünü? Evli misin? Bekar mısın? Çalışıyor musun? Ev hanımı mısın? Evliyim. 6 aylık evliyim. Çiçeği burnumda. Tebrik ederim. Yeni evli. Mutluluklar dilerim. Eşin ne iş yapıyor? Bir saniye dur. Evet. Ne antrenörü? Fitness antrenörüyüm. Aynı zamanda pilates antrenörüyüm. Aynı zamanda bilek güreşi hakemiyim. Gel. Haydi. Muhteşem sporcu bir hanımla karşı karşıyayız. Sporcuyum. Nasıl kendi buldun spor. Beni? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Süper. Ya yok ya, çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Kusursuz. Hocam şey yaparsınız artık, tabii biraz canım. Bir yönlendirirsin. Tabii senden de alırım tiyola. Özel bir ders mi veriyorsun insanlara birebir yoksa bir özel salonda? Özel ders de veriyorum. Kendi spor salonum var. Diyarbakır'da işletiyorum. 9 yıldır aktif bir şekilde. Bıraktın orayı, geldin burada mı yapacaksın? Orayı bıraktım. Aşkımın peşinden geldim. Aşkının peşinden. Adı neydi eşinin? Ahmet. 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 Bak sana ne diyeceğim. Ne bir şarkı vardı. Ahmet'e kucak dolusu selamlar, sevgiler. Evet. Yeni evliler. Evet. Peki yemek aşkı nereden geliyor, yemek yarışması fikri kimden çıktı? Vallahi doğuştan herhalde bir yeteneğim var. Ama önce seni bir kapıya tekrar yolluyoruz, evet, yoracağız tamam. Seni biraz. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatice ben, memnun oldum. Buyurun. Merhabalar. Ay dur. Merhaba İsa, hoş merhabalar, geldin. Merhabalar Zorlu Hanım, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, nasılsınız? Ben de iyiyim. Defile nasıl geçti? Defile. Şampuan nasıl? Çok güzel. Ha, iyi mi Gotiye? Mükemmel. Valla. Evet. Paris Moda Haftası'ndan İsa teşekkür geldi. Ederim, sağ olun. İsa nereden geldin gerçekten, şaka bir tarafa? İstanbul'dan geldim. Gel gel, yanaş ver. İstanbul'un neresinden? Moda'dan herhalde. Yok, Eyüp'ten geldim, Göktürk'ten geldim, hoş geldin. Ne iş yapıyorsun İsa? Ticaretle uğraşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Ama bu tarz çok hoş. Ben dedim herhalde stil danışmanı. Ben de öyle sandım. Modacı falan. Yani genel olarak giyim tarzım bu. Hem iş gereği hem bu tarz seviyorum yani. İş gereği, açık ticaret. Evet, artık evet. Biz görmeyeli bayağı. Değil mi? Yani sürekli insanlarla beraber olduğum için. Hoş geldin. Peki kimsenin bir dokunuşu var mı? Senin kendi tarzın. Kendi tarzım. Kendi tarzım, evet. Çok teşekkür göz ederim. Göz zevkin çok iyi o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim tarzını. Gürbüz'ün de gözü kaldı ceketinde. Hayır. Dur bir korkutma daha ilk günden. Sen kapıya tekrar bakacaksın. İsa Bey iş insanı Zuhal Hanım. Efendim? İş insanı İsa Bey. Evet. İş insanı evet. İsa Bey. Boş insan Gürbüz. Estağfurullah. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Çiğdem, memnun buyurun, oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Çiğdem. Merhaba Zuhal. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Ben de çok teşekkür ederim. İsa, Çiğdem gel sen çok de buldum. Aramıza katıl. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çiğdem ne taraftan geldin? Ben Bursa'dan geldim. Evet. Bursa'da. Evet. Bursa'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Gemlik'ten geldim. Gemlik. Evet. Ah gitmiştik. Oralarda da çekimler evet. Yapmıştık. Zeytinler bile toplamıştık. Ve ne güzeldir. Yeşil İlhan Bursa'mız. Allah'tan. Kucak dolusu sevgiler. Misafir olmuştuk kendiniz orada. Evet. Çok evet. Çok selam var size. Ama aleykümselam. Tanıyor musun? Tabii ki. Valla. Tabii ki. Ay tekrar selamlar oradaki herkese. Yolumuzu kesişti. Peki sevgili Çiğdem ne iş yapıyorsun? Ben Şanlıurfa'nın İranşehir ilçesinde doğdum. Aa. Evet. Aslen Urfalı mısın? Aslen Urfalıyım. Şanlıurfa'ya da o zaman selamlar. Evet, çok selamlar gönderiyorum. Ne güzel, Diyarbakırlı Hatice. Çok memnun oldum. Yakın. Sen ne evliliğinde? Ben Erzincanlıyım aslında. Erzincan'a da güzel bir selamımızı yollayalım. Bir lokantam var benim Gemlik'te sahilde. Esnafım kendim. Ne diyorsun? Tablot üzerine çalışıyorum. Yemekçisi? Evet, evet yemekçiyim. Kendin de yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Oh maşallah. Tablot usulü, taşeron firmaları, ofislere falan. Çok güzel, ne güzel. Güzel, küçük bir yerim var. Ekmeğini mutfaktan kazanıyorsun. Ki, kaç yıldır? 4 yıldır çalışıyorum ben kendim. Süper. Evli misin? Değilim ama 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Onlar yardım ediyorlar mı annelerine? Oğlum avukat. 26 yaşında bir oğlum var avukat. Ay.
Kızım 17 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. dur. Ay dur anacığım yavaş yavaş. Oğlu avukat kızıyla çok gençsin. Teşekkür ederim. Çok gençsin. Çok bayağı genç duruyorum. Çaktırmayanlardan sende. Çaktırmıyorum. Oh oh maşallah harika. Erken mi evlendin? 20 yaşında oğlum oldu. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hatice ben, teşekkürler. Ben de Erdem. Nasılsınız? Çok İyiyim, memnun teşekkür oldum. Teşekkür ederim. Böyle güzel, mütebessim bir yüz görünce biz daha şimdiden mutlu olduk zaten. Hadi bakalım, buyurun. Erdem Bey. Zuhal Hanım, nasılsınız efendim? Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. Sizi gördüm, çok mutlu oldum. Bir mukabele. Böyle güzel bir masada bulunmaktan çok onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de daha bir güzellik katacaksınız, renk katacaksınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili Erdem, sen de hoş geldin. İsa. Merhaba. Hemen sağ tarafında Çiğdem var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Böyle kötü bakıyorsunuz daha şimdiden. Olur mu? Hayır. Bismillah, yeni oturdum ya. Siz de hemen de çabuk başladınız. Böyle birden bakınca korktum, herhalde tokalaşmayacak zannettim ama. O bir yadırgadı o. Evet. Sağa evet. Sola. Bir anda böyle yanımda görünce. Evet. Aman. Yine de korkun derim ben. Ama siz de benden korkun. Aa öyle mi? Korku dolu bir hafta. Siz de benden korkun ya. Onu göreceğiz bakalım. Kim bence hepiniz benden bakalım. Korkun diye. Bizden korkuyoruz. Korkmayalım. Ben. İnşallah sevgiyle, muhabbetle, neşeyle, lezzetle dolu bir hafta i̇nşallah. Olsun inşallah. Umarım inşallah. Evet öyle olur. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Arzu'nun. Hatice ben. Memnun çok oldum. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Hala böyle sunucular var mı sahte böyle? Efendim ay çok seviyoruz. Yani var. Sürekli gülen falan. Hiç doğal gelmiyor bana ya. Var. İsim vermiyoruz tabii şimdi. Ayıp olur verilmez ama. Var mı bildiğiniz var, bir isim? Var. Hadi ya. Var yani. Erdem hızlı bir giriş yaptın sen. Şu anda biraz daha ya emeklilik. Emeklilik. Merhaba. Emeklilik. Arzu. Arzu geldi. Hoş geldin. Nasılsın Arzu? Güzel görünüyorsun. Sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Lütfen gel. Çok sevindim. Ben de. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Çok sen de öyle. Arzu ile beraber bu haftaki kadroyu tamamladık. Hoş geldin sen de Arzu. Hoş buldum. Ne hoşsun. Çok teşekkür ederim. Saçlar, çok maçlar, tarzın. Teşekkür ederim. Bayıldım herkesin şıklığına, enerjisine. Gözler böyle cıvıl cıvıl vallahi. Ne güzel. Enerji ne kadar önemli bir şey değil mi? Arzu sen nereden geldin? Halkalı'dan geldim. Halkalı. Atakent'ten. Aslen neresi? Artvin Şavşatlıyım. Aile bize Artvin'e de kucak dolusu. Sevgiler, selamlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan yarışmacımızın masasını ve diğer üyeleri sizlerle konuşacağız, tartışacağız. Ama öncelikle bir duyurumuz var. Şimdi bugün yayın tarihi itibariyle Ramazan'ın ilk günü. Yani seyircilerimiz bu yayını izlediklerinde gece sahurlarına kalkmış ve ilk iftarlarını bugün itibariyle açacak olacaklar. Ben şimdiden bütün İslam aleminin hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ramazan güzellikle, bereketle gelsin inşallah. Sağlıkla, keyifle geçireceğiniz oruçlarınızın, ettiğiniz duaların kabul olacağı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek Ramazan ayı inşallah sağlıkla geçsin diyoruz. Ve de efendime söyleyeyim. Şimdi hemen ilk yarışmacımız sevgili Hatice'nin masasında bir değerlendirelim. Bakınız nasıl bulacaksınız acaba merak ettik. Biraz örtü kısa gelmiş gibi. Aa görmedim ben orayı. Burada. Bu örtüyü ben Diyarbakır'dan getirdim. Oo. O yüzden masa ölçüsünü bilmiyordum. O yüzden biraz kısa geldi. Olur o kadar. Ama bize ölçüler genelde veriliyor. Hayır ben önceden getirdim ama Diyarbakır'dan. Siz daha önceden evet. Buraya getirdiniz anladım. O da tekrardan yaptırabilirdiniz. Yani. Tekrardan. İsa yeniden diktirecek falan yani. Yani çok az bir boşluk var zaten. Çok bak benim gözüme bile çarpmadı yani. Ama yarışmacı hiçbir şey kaçırmaz. Evet. Evet, Diyarbakır aslında desenliydi ya. Evet, el hiç örgüsü. Hiç gerek yoktu. El örgüsü. Daha gösterilse daha güzel olurdu bence. Ha. Yarın yani, daha şık duruyor. Ben böyle beğendim. Bence o şık. Senin değil mi bunlar? Evet, evet. Çok hoş. Hı-hı. Beğendiniz mi Erdem Bey? Vallahi ben biraz buruşuk buldum. Neyi buruşuk buldun? Bak biraz buruşuk böyle ya. Tam bir şey hayır, gayet. İyi ütülenmemiş. Yok canım. Olur mu ya? Bak şuralara bak böyle. Aa, öyle bir şey yok. Yani, ben hani bana benim gözüm öyle göründü. Siz yanlış gördünüz. Ne göz var Erdem sen? Erdem Bey siz nereden görüyorsunuz? Yani acaba ben hani fazla çok böyle çarşaf gibi ütülenmiş örtü görmediğim... Hangi gözle baktınız? Yani kırışık nerede var? Gözlükle ben çıplak gözle bakıyorum. Valla ben de bir sene çıkartıyorum. Evet var mı? Şimdi yok. Şöyle baktığım zaman... Yok. Yani herhangi bir olay yok burada. Ben şöyle hani görünce... Ama olay yok. Bir baktım adama gözlükle. Evet. Şimdi Zuhal Hanım... Yani kusura bakmayın, hani eleştirilmiş olmak için, konuşmuş olmak için yok, değil. Ben şöyle mesela şöyle katlı gördüm. Acaba bu çekim hayır, anında oldu. Hayır, şu an şey oldu. Şu an sonra şu da biraz ufak bir şeyler var. Sen bu detayları ne var? Ne var? Bu örtünün rengi nedir? Örtünün rengi. Neye benziyor? Beyaz değil mi? Buz mavi. Ekru gibi böyle hafif böyle bir. Ekru gibi. Anladım. Bej gibi sanki yani, değil mi hafif? Aynen. Ya Erdem Bey yeni başlıyoruz. Yani hemen direkt böyle. Nereden gördün? Nereden çıktın? Nereden baktın? Hadi bayağı bir giysersin. Örtü diğer olduğundan belli
oluyorsun Diyarbakır'da? Bence o örgü yok. Hayır, bence siz olanları eleştirin, olmayanları hiç yok. Ben benim gözümde bu var. Ne diyor bu ya? Daha yeni geldi, bismillah. Yok mu? Hatta kırışıklık bile yok. Sırf konuşmak için konuşuyor, hiçbir şey bilmiyor. Çok kurulu geldi. Ben gördüm. Hangi ben, göz ya? Ben bu göz. Bak. Bu gözle görüyorum. Abi sen yanlış görüyorsun. Yok. Ya ben gördüğümü söylüyorum. Siz görmemiş olabilirsiniz. Biz görmüyoruz. Ben de görmüyorum. Yani, ben kırışıklık gördüm. Ben çok kırışık örtü gördüm. Gösterebilirdim. Göz vardır görmez. Bir saniye. Arada da dinleyeceğiz mi? Erkan Bey. Hayat böyle geçmez. Gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Yok gelmedi. Bakın. Burada ben çok örtü gördüm ki buruşuk, kat izleri ama bu onlardan biri değil Erdem, haksızlık ediyorsun. Ya ben hani böyle neresi buruşuk ya? Direkt gözüme çarptığı için söyledim. Yarın topluca göz doktoruna gidiyoruz. Erdem Bey, masayla alakalı yorum yapabilir miyim? Yap, tabii. Düz olan şeyi böyle kırışık gördüğünüz için söylüyorum. Masa, yemekle şu alakası an sizin masa. Gömleğiniz daha buruşuk değil mi? Yani ben bakıyorum ama iki çizgi çıkmış. Ama şu anda çıkmış. Sizin... Çok çizgi var. Hatice! Ama siz diyorsunuz ya ben jilet gibi yaparım. Öyle bir şey yok yani. Bakın gömleğinize. Erdem Bey, biraz... Yalnız iyi yakaladı. Ne gözler, bu haftaki yarışmacı çok iyi cavlıyor gözleri. Yani... Hayır, ben örtü için konuştuğum için benim üzerindeki belki gömlek ütülü olmamış olabilir, pantolon çok ütülü olmamış olabilir. İyi de bir şey söyleyebilir miyim? Örtüde gördüğüm bir şeyi şey söyleyebilir miyim Erdem? Gördüğümü söyledim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Siz buraya gelirken ütülü bir gömlekle gelin o zaman. Karşısında da ütüsüz olmayan bir şeyi, yani daha doğrusu ütülü olan bir şeye ütüsüz demeyin. Ya siz kendiniz böyle geliyorsunuz. Direkt böyle bir masada ütüsüz bir masa örtüsü var. Allah yardımcımız olsun. Ama yani ben söylemek zorundayım. Ya neyi söyleyeceğim? Olmayan bir şey mi söyleyeceğim? Daha çok şeyler söyleyeceğim. Neyse, ya istediğin kadar konuştuk. Söyle. Söyleyeceğim. Daha konu çok o değil. Bak istediğin kadar. Girdiğimiz buyurun. Gün. Buyurun. Davet masasına geliyorsunuz. Özenli gelmek zorundasınız. Evet, özenli gelmek zorundasın. Düğmenizi bağlamak zorundasınız. Hayır. Siz özensiz şimdi, geliyorsunuz. Neyine bağlayacak? Ama, şu düğmeyi bağlamak. Tamam da yani ben örtüde gördüm diye. Çok iş benim. Ya. Beyefendi yani, çok özensiz gelmişsiniz. Ya bunu söylersen o da gelir. Hava sıcak şu anda. Ben bunu özellikle böyle yaptım ki çok terledim. Bak şimdiden beni terletmeye başladım. Peki beni konuşturacak mısınız? Ama yani örtüyle alakası yok yani şu an. Beni konuşturacak mısınız? Buyurun, buyurun. Konuşun, buyurun. Bunu eleştirirken gerçekten gömleğinizin ütüsüne biraz dikkat edin. Daha özenli gelirseniz eleştiriniz ciddiye alınır. Bunu söylersen onu da söyleriz. Olmaz ayağı yani bu da var ya sırf kusur bulmak için daha bismillah nereden kırışıklık gördün sen öyle... Konuşmak için konuşuyor. Erdem Bey çok patavatsızdı. Çok geldiği zaten kıyafet alakasız bir durumdu. Yani hani normalde sokakta gezdiği kıyafet böyle o şekilde olacağını düşünmüyorum ben. Çok ütüsüz bir kıyafet giymiş ve masa örtüsüne laf etti. Gör görmez kendisine zaten bir gıcık kaptım. Çok enteresan bir tip olarak geldi. Bir antipatik bir tip zaten. Ben tam 5 gün Erdem Bey'le uğraşacağım. Önce kendi kıyafetine bak. Kırışık şeye geldi ki yok benim ureti belediye. Şimdi terledim, bir peçete alabilir miyim? Beni terlettiler gerçekten. Sen daha çok terleyeceksin. Çok terlemeye geldim zaten. Çok terleyeceksin. Terlemeye bak. Havan mı burası? Peki bunlara yorumunuz var mı? Evet, bunlara da var mı? Bunlara yorumunuz var mı? Onlarda da var ama onlar tabii peçete olduğu için fazla şey olur. Ben masa örtüsü üzerine daha çok konuşurum. Çok şükür. Şimdi bakın bir şey yorum yapmadınız. Ya bir masa örtüsü nerelere gitti? Farklı bir şey konuşmak isteyen. Geri alalım söyle. Ben konuşabilir miyim? Masa örtüsü, masa düzeni benim için çok önemlidir. Nedeni de şu. Masa düzeni yani misafirperverlik daha doğrusu kişinin biraz vizyonunu yansıtır. Yaptığı yemeklerle beraber bağdaştırılır. Ama gördüğüm menüyle masanın alakası yok. Yani ben biraz daha... Ben peçete halkalarını bile Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yani burada sadece peçeteyle alakalı konuşmuyorum. Ben biraz daha yani yemekler çünkü Anadolu'ya ait yemekler. Teşekkür ederim. Doğu mutfağını yansıtmak doğu istedim. Doğu mutfağını yansıtmışsınız, elinize sağlık. Ama masayı biraz daha ona tertipli yaparsanız. Otantik bir masa mı istiyordun? Hayır. Yani, yer sofrası mı isterdiniz? Hayır. Aa, yaptı YTL. Vallahi olur. Güzel olurdu. Yer sofrası da güzel olurdu. Ama yaptın onu YTL Osman. Vallahi öyle tipiniz yerde oturdu. Benim ay bacağım uyuştum dediler. Çok oturdum. Ama şimdi bakın. Çok oturduk yani. Artık yemek var. Şey. Çok oturdum. Ve çok konuştuk. Onu anlatmak ama biz doğuda da zaten böyle sofralar. Bak zaman aleyhine işte bu çorbayı artık tatmamız lazım. Eline sağlık. Haftanın ilk yemeği aşçıbaşı çorbası. Evet bakalım. Masa örtüsü benim için ben iddiamda devam ediyorum. Baktığım zaman böyle pürüzsüz değildi.
kırışıklıklar vardı, buruşukluklar vardı. Ben de açık açık söyledim. Bence buruşuktu. Burada da söylüyorum. Yani Diyarbakır'dan gelmişti abi. Diyarbakır uzun yoldan geldiği için belki yolda ötüsü kaçmış olur, bozulmuş olabilir. Yani kabul etmek lazım. Nasıl kısaysa, hani kısalığını kabul etti, tam ölçüsüne göre gelmediyse, bunda da böyle bir buruşukluk var yani. Benim gözümden kaçmaz. Ben doğruları söylerim. Masa düzeni gayet güzeldi. Sadece ölçüsü kısaydı. Şanssızlık yaşadı. Onun dışında gayet güzeldi. Çiğdem, içmiş gibisin. Evet. Yorum yapacak gibisin. Yapacağım, evet. Hadi yapıştır. Şimdi bu çorba çok da zor bir çorba değil zaten. Ezogelinin bir nevi değişiği. Ne olması gerekiyor? Yani ezogelinin bir değişiği yani. Bu sadece içinde pirinçte bulgur yok, siz? Biliyorum. Nasıl yapılıyor? Soğan kavuruyorsun. Soğan için un koyup biraz kavuruyorsun. Evet. Mercimeği atıyorsun. Mercimekler içine su kaynar suyunu, tavuk suyunu atıyorsun. Tamam. Kaynadıktan sonra şehirlerini koyup tavukları dikip içine atıyorsun. Tamam. Ama tavukları bir haşlıyorsun yani önden. Yani peki haşlanıyor. Didiliyorsun. Çok zor yani kendi mesela çorbamın yanında çorba pek zor görmüyorum. Yani çok zor. Mercimek çorbasına sadece tavuk didikliği koymuşsun diyebilirim. Bu mercimek çorbası değil. Bilmiyorsanız öncelikle öğrenin. Şöyle kesinlikle söyleyeyim. Lezzeti yerinde mi? Tuzu biraz eksik gelmiş. Eksik mi? Karabiberi biraz eksik gelmiş. Biraz daha baharatlı, biraz bence daha böyle olabilir. Bence şu an sadece kusur bulmak hayır için öyle diyorsun. Kusur aramıyorum. Hiç kusuru yok. Biraz daha kesinlikle hayır. Kesinlikle biraz fazla katabilirdin. Daha karabiberi fazla az mı dedin? Karabiber, çünkü bu çorba baharat isteyen bir çorba. Bayağı bir aslında attım. İzleyince görüyorum. Bayağı şu an boğazımda acı hissediyorum. Bu çorba baharat isteyen bir çorba. Bu çorba ve yok mu baharatı? Yani bir nevi bir tık daha fazla olabilir. Ben bilmiyorum. Bir tık fazlası da. Çorbanın tuzu mu? Çorbanın tuzu az. Az diyor. Az. Fazla değil. Az diyor, baharatı da az diyor. Baharatı da az diyor. Sen katılmıyorsun çorbaya Nisa. Göre. Baharatlı bir çorba bu çünkü. Ama baharatlı bu da ya. Ben katılmıyorum size. Ben çorba, evet, mercimek çorbasını andırıyor. Orada katılıyorum. Hani tabii ki içine mercimek katıldığı için ama kıvamı, tadı bence gayet başarılı. Afiyet olsun. Şöyle bir durum var. Tavuklar az geldi bana. Bir yani, tane but koydum. But koymuşsunuz evet ama hı-hı, biraz tavuk içinde az geldi. Ama genel itibariyle çorba çok başarısız çorba değil. Ama siz mercimek çorbası tadını aldınız galiba. Evet, evet var o biraz. İçinde mercimek, katılıyorum. Mercimek katılıyorum. Var. Tamam, evet, mercimek ama, olduğu ama için gelmesi normal yani. Onu anlamadım. Yani mercimek yerine sen hani orada nohut mu bekliyordun? Nohut beklemedim ama evet, ben bu çorbanın baharatını biraz daha bir tık daha fazla. Şu an baharat içinde mercimek çorbası var. Yani. Şey, mercimek katmış içine ne olacak? Nohut yani mu olacak yani? Nohut olmayacak tabii ki özelliği bu. Hani yani şimdi bu çorbanın çorbanı özelliği böyle. Bu çorba böyle yapılır. İçine nohut koymam gerekseydi nohut koyacaktım. Nohut koy demedim zaten. Tamam ben mı? Kesinlikle şu an mercimek nohut olduğu için i̇şte mercimek baharat tadını alıyorsun. Baharat demiyorum. Baharat olduğu için yoğun şu an boğazımızı yakıyor. Valla benim boğazımı yaktı baharatı gayet. Yerinde geldi. Bakın biraz daha nane katabilirdiniz. Nane mi? Bir tık. Yani benim ağız tadım tabii. Benim ağız tadım. Ama sizlerin ağız tadına göre değil de. Yok yok tabii estağfurullah. Benim ağız tadıma göre değil. Ama şimdi direkt mercimek odaklı olduğu için bu çorba o tad alman çok normal ya. Peki. Ya boş. Dur Arzu'yu hiç duyamadım ben ya. Boş yorum yapmıyoruz asla. Boş kesinlikle mu? Boş bir yorum değil bu. Ben kendi nasıl ya söylüyorum. Yapıyorsun ki ben de sonuçta bu yemekleri yapan kişiyim. Ben ya, bunları tabii gayet yapıyorsun. Ama bugün yapan kişi benim yaptığım. Bugün ben böyle ya yapmıyorum. Hatice. Ben biraz daha yoğun baharatlı. Ben kendi ama o şimdi bak söylüyorum. O şeye giriyor. O senin kendi zevkine giriyor. Hayır, çorbanın yapılışı öyledir. Ama. Ama şimdi koymuş. Koymamış Merdan baharat. Valla şimdi ben her şeyin doğrusunu söyleyen bir kişi olarak ne güzel biraz tuzunu az buldum. Tuzunu birazcık az daha bir tık daha olabilirdi o konuda sonra haklı. Ben tavuk severim. Ne tavuk güzel. Ama bu çorba hani aşçıbaşı çorbası ya. Evet. En büyük özelliği de mercimekle tavuğun hani bir araya geldiği bir çorba ya. Evet. Ben böyle bir çorbada böyle küçük küçük de olsa lop lop da olsa ve tavuk eti beklerdim. Var, var. Lop lop. Tavuk ama gelmedi bana. Bayağı var. Lop lop mu? Bana gelmedi. Ben ya şöyle yapmış Erdem Hanım tiftik dediği için. Evet. Bayağı bir evet ama az. Katılıyorum. Az. Ama yani objektif böyle baktığım zaman mercimek tadını almanız gayet normal ya. Yo, mercimek çorbaya zaten baktığım zaman alınıyor. Ben daha evvel İsa, bir dinleyelim mi Erdem'i? Beğenmedin mi çorbayı? Çorbayı yani çorbanın tad olarak içilmeyecek bir çorba değil. Ne güzel. Zaten öyle bir şey dersem yalan söylemiş olurum. Sahibi burada çorbanın. Ama ben şimdi bu çorbayı, burada biz ev ortamındayız.
Normalde aslında misafirliğe gidince eleştirilmez ama burada söylemek durumundayım her şeyi. Bu yemek yarışması. Yani, şimdi ben bir bu çorbayı restoranda içiyor olsaydım garsonu çağırırdım. Eğer derdim ki hani bu çorbada hani tuz az ben katacağım ama bunun neden içinde tavuk yok? Ben bunu tavuk sevdiğim için. Tavuk yok. Şöyle bir yapabilir misiniz Erdem Bey? Şöyle yapın. Bak çekimlerde bana bakacaksın devamlı yaptım hepsini böyle. Hepsini yediniz demek sonra ki, diyorsunuz yok. Yok yemedim gelmedi ki. Yani yiyecek gelmedi yok gelmedi. Mi? Ben hissetmedim. Herhalde arada kaynadı. Vallahi yarısı da tencerenin içinde arada kaynadı. Etler var yani. Benim cahilliğime verin. Ben bu Estağfurullah. Cahillik demeyeyim de belki yediniz yaparken, farkında değilsiniz. Tavuk yani etinin lezzetini tavuk. Hissedeceğimi düşünmüştüm. Ben hissettim. Tavuk suyu ben sadece de, tavuk suyu acaba hiç ben, normal su bile yok. Bayağı tiftik tiftik geliyor demek benim ağzım. Demek ki bende o zaman... Ama bunun içine şey böyle kuşbaşı yani. Konmaz ki benim bildiğim. Hayır bu böyle olur. Böyle tiftik tiftik konur. Sen öyle, löp löp beklemişsin o çorba bu çorba değil. Öyle bir yerde herhalde işte... Ama o başka bir şeydir. Ama o da ahçıbaşı diye geçiyordu. Ondan bilmem da, ki yöresi mi farklıydı acaba? Tavuğu hissetmiştim. Genelde parça tavuğu hissedemedi. Yani, öyledir. Evet. Belki öyle. Bunun tarzı budur ama hani ben kendim şahsi düşüncemi söylüyorum. İşte şahsi düşüncenizi istemiyoruz. Tamam. Onun da şahsi düşüncesi çok acı bir çorba bekliyor herhalde beyran gibi. Sen löp löp et bekliyorsun ama çorbanın oluru buysa böyle. Yani olmuş mu olmamış mı ona bakacağız. Ama ben kendi damağıma göre hani benim i̇şte kendi şeye bakarsam çok mu beğendin diye sorarsanız çok beğenmedim. O çok zaman. Beğenmedin. Yani sen beğendin mi Arzu? Tadı kıvamı yerinde. Yalnız tavukların çok ip ip değil de şehriyeden birazcık daha kalın olmasını tercih ederdim. Yani ya da benim tabağım öyle denk geldi. Çok ip. Bana da öyle denk gelmiş. Yok çok büyük değil parçalar. Yani doğru. Şehriye kıvamında olsaydı daha güzel olurdu. Ama böyle yapmak daha zor değil mi tiftiklemek ince ince? Yani tabii daha zordur ama tavuk ağzıma aldığımda tavuğu da hissetmek isterdim. Sen de mi hissedemedin? Evet, size az mı oldu acaba tavuk? Ben de tesadüf olmuş herhalde. Habire tavuk geldi her taşıyorsun. Yok bana gelmedi. Ki ben bayağı içtim. Resmen mazeret bir şey değil mi? Bayıldılar. Parmakları yoktu gördün mü? Hepsini yedi. Yani bakıyorum aynı sadece şehriye görüyorum. Efendim? Ya sende de yok. Yok sadece şehriye var. Nereye gittin? Geldim. Eleştiri yapıyorlar niye kalktın? Arzu konuşuyordu duydun mu ne dediğini Arzu'nun? Ne dedi? İşte keşke olsaydın burada. Bitmedi ki eleştiriler. Niye kalktın? Neyini eleştiriyorlar? Duymamak için. Mükemmel. Zaten neyini? Hiç boş ver. Kalktık ya. Elime Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Çömeğimi getirdim. Şekeri getirdim. Harikasın. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Doğrudur. Ama özel olarak Diyarbakır'a gittim. Bunları hepsini peki, olarak getirdim. Peki. Bir sonraki yemeğimize sabırsızlıkla bekliyorum. Kuru dolmaydı. Kuru dolma. Kuruluklar da mı Diyarbakır'dan? Hepsi kendim yani kadın taşımış. Özel olarak getirdim. Böyle mi vereyim üç tabağı birden? Şöyle, tamam. Aynen böyle alayım. Hadi öyle al, hadi öyle verelim. Valla ben beğendim. Tuzu biraz az eleştirisine katılıyorum. Onun dışında bence gayet geçerli bir çorba. Kusur bulmak için konuşuyorlar ya. Kıskandılar çünkü benden bu performansı beklemiyordular. Daha çok şaşıracaklar. Aşçıbaşı çorbası zaten orada da söyledim. Normal bir mercimek çorbası. İşte tavuk didiklemiş, koymuş baharatlarla biraz renklendirmiş sadece. Aşçıbaşı çorbası fena değildi. Aşçıbaşı çorbasını beğendim açık konuşmak gerekirse. Güzel bir çorbaydı. Çorbayla alakalı yapılan eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Ben beğendim çorbayı. Sen nereliydin Erdem? Ben İstanbulluyum. Doğma büyüme? Burada doğdum, burada büyüdüm. Aile falan, kökenler? Yani ona bakarsak mesela Antalya taraflarından da var. Yani ama ne güzel. Hani ben burada doğup burada büyüdüğüm için İstanbulluyum diyorum. Evli misin Erdem? Şu anda bekarım. Bu kadar çok konuşursa Erdem Bey kim çekecek ki? Tabii ki boşayacaklar yani. Benim kocam olsa var ya, havada boşardı. Ne iş yapıyorsun Erdem? Ben ne iş yapıyorum? Nasıl anlatayım şimdi? Böyle sorunca hemen insan biraz utanıyor söylemeye ama. Hani televizyonlarda elimizde kumanda kanalları zaptıyoruz ya. Evet. Öyle anlatayım. Gireyim konuya yani. Gir. Kanalları zaptıyoruz. Evet. Mesela TV8'in yanında başka bir kanal çıkıyor. Uydu evet. Kanalları. Orada mesela bu çorbanın bir malzemesini yahut da bir yemeğin malzemesi veya bir elektronik eşya olabilir, telefon olabilir. Evet. Ve hani bala pek girmiyorum çünkü o sıkıntılı. Bu tip ürünleri ekranlarda tanıtıyorum. Bala girmiyorum bala deyince girmiyorum. O satış yapanlardan tabii, mısın? Tabii onu yapmadım çünkü ben işin her şeyin doğrusunu yaparım. Onun için her zaman bala beni gördükleri zaman bana inansınlar. Uydu kanallarından evet, satış yapıyorsun canlı. Evet. Ama ben güvenip almam sizden. Niye? Masa örtüsüne. Ama o başka dediniz. Bu başka. Olmaz. O sizin bileceğiniz. Ya ben de anlamam. Çok yani, olmak lazım. Piyasa fiyatının çok daha düşüğü. Yok gerçekten. Bir şey en kaliteli ürünleri gönderin. Bu ara ne satı? Bak piyasa fiyatının en düşük fiyatını, dörtte bir, beşte bir fiyatını gönderiyoruz yani. Erdem Bey sizin karakter oradan geliyor. Yani orada... Konuşkanlık değil mi? Pazarlama. Konuşkanlık haricinde o başka bir konu. Ben de normalde ticaret yapıyorum. Pazarlama üzerine ticaret yapıyorum. Ticaret de hoşum. Ne ticaret yapıyorsun? Tekstil. Tekstil firmam var. Evet. Onun haricinde... Bu dövmeler falan hani ne oluyor her tarafta dövmeler böyle? Dövmeler ne oluyor? Bu dövme tato diye geçiyor. Tato. Dövme oluyor yani bildiğimiz dövme. Tato diye geçiyor. Her yerde var ya burada sağda solda. Benim genel itibariyle evet her yerde var. Kaç dövmen var? Ben yapmam şahsen. Ben karşıyım böyle şeylere.
Ya size göre ben dövme yaptırmam. Ya size göre bana üstüne para verseler, üstüne para verseler parmağımın üzerine mi dövme yaptırmam? Valla ben de sana üstüne para versem ben de böyle gelmem. Ne var gömlek kravat mı? Bu ne alaka dövme şimdi bugün Türk yani 1950 yılında mı Mustafa Kemal Atatürk döneminden beri gömlek kravat var olan bir şey. Biz de gömlek giyiyoruz. Yani benimki gayet standart. Bu önderimiz de. Bu önderimiz. Ne şık giyiniz. Ne vizyoner adammış Allah rahmet eylesin. Şimdi Zuhal Hanım seyircilerimiz soracaklar. Senin ceketin de yok mu diye. Ceketim rengi kamerada uygun olmadığı için tarama yapıyor deniyor biliyorsunuz. Çizgili bir şey mi getirmiş? Çizgili bir şeydi. Ceketimi çıkarttım. Olabilir. Çünkü seyirci diyebilir ki niye ceketin yok? Ondan dolayı. Gazi Mustafa evet, Kemal Atatürk vizyonlu bir adam. Yani o dönemden zaten bizim hiç ulaşamayacağımız giysileri giyiyor. Ama Erdem de diyor ki ben de diyor gömlek kravat gelmişim. Evet. Neyini beğenmedi? Rengini bakın, mi beğenmedi? Ya bakın gömlek kravat. Ya bak ben şöyle iğneyi... Kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın. Başkasına. Yani bu böyle Erdem Bey böyle değil. Oturduğumuzdan şimdi beri şöyle bir muhabbeti var. Ütü yok o olmamış. Yok evet. Niye ya dövmem var? Geçtik. Niye bu var? Niye ya şöyle öyle? Şimdi beni konuşturacak. Tarza baktığımız zaman burası doğruların konuşulduğu bir sofraysa ben de evet, doğruları konuşan genelde bir insan olarak. Genelde ona davet ediyoruz. Yani ben metroseksüel bir insanı sevmem mesela. Ben sevmem. Ben sevmem. Bakın erkek. Yani sevmem. Ben gömlek kravatımı çok eleştiriliyor ya benim gömlek kravatım. Manikür pedikür yaptırıyor erkekler. Sen hoşlanmıyorsun. Ben olabilir, sade bir insanım. Sevmem. Olabilir. Onun için bu tip kişilerden böyle eleştiri geldiği zaman bazen bana uymayabilir. Uymadığım zaman da hafiften böyle sesimi yükselttiğimden yanlış anlaşılmasın. Ben böyle içinden geldiğini doğruları döken Erdem bir insanım. Bir şey sorabilir buyurun, miyim? Buyurun. İsa Bey'in yarışma zamanında siz onun o hallerini göz önüne alacak mısınız? Yani burada yemek yapacak, yemeğe yani çıkacak sonuçta. Şimdi biz her şeyi göz alıyoruz. Ne şimdi yani benim, bu? Hayır. Çok her yanlış şeyi bence. Biz şu anda onun yemeğini canım, konuşmuyoruz. Canım sen takım elbise seversin. O gayet güzel. Şık sever. Bir emri küpe yani takar. Biri yani saçını uzatır. Bunlar, tarzı çok şık bence. Sen yapmazsın. Bunlar puanla ilgili şeyler değil. Değil. Bunlar tartışıyoruz. Masadaki tartışmamız. Bizim yemek puanlamasın. Ya sen gömlek kravat takarsın. Saçını onu tarzı. Erdem Bey şey diyebilir belki de. O dövmeli ellerle yapılan yemeği yemeyeceğim. Yani onu şimdi ne o kadar... Ya, elini şükürle ya. Ya. Diyebilir. Yani hayır diyebilir. Ya iyi de hayır, dövme burada olsaydı derdim de burada yok burada. İyi de dövme ile hijyenin ne alakası var onu anlamadım. Zaten öyle şey demedi adam. Deme ya hayır zaten tamam diyor. Hanımefendiye söylüyorum. Ben zaten şunu hayır, söyledim. Diyebilir vücudumda, belki. Vücudunun her neresinde dövme varsa yani beni ilgilendirmez. Benim için yemekle ilgili bir puan kırımı falan değil bunlar. Onu söylemek istiyorum. Yani dünyanın en kötü yemeğini yaparsın söylerim. En iyisini de yaparsın söylerim. Orada dövmen var. Buranda bir şey var. Bu beni puan kırmayla alakalı asla etkilemez. O ben zaman burada yargılayamazsınız. Sohbet ediyoruz bir ev ortamında hasbeldeyiz. Ben de içinden geldiği gibi konuşuyorum burada. Teşekkür İçimi ederim. Döküyorum. Doğruları söylüyorum. Teşekkür ederim. Metroseksüel sana göre doğru. Öyle de bir insan değilim. Olabilir. Gömleksiz kravatsız da çıkmam. Ne siz güzel. Beni göreceksiniz her gün gömlekle kravatla. Ne güzel, ne ceketlerim güzel. Eğer tarama olmazsa yani teknik imkanım varsa ceketim de olacak üzerimde bundan sonra. Ben böyle bir insanım. Sade, şeffaf. Yani benim dövmelerime laf etti Erdem Bey. Çok enteresan bir durum. Yok ben metroseksüel erkek sevmiyorum. Yok şöyle. Yani ne alaka benim dövmem de bunun masada konuşmasının alakasını onu tam olarak anlamadım. Kendi çok demode bir adam. Demode olduğu için de böyle görsel olarak gördüğü şeyleri eleştiriyor. Çok komik. Kendi sana çok gıcık kaptım. Ben dövme yapan insanın vücuduna dövme yaptığını insanı sevmiyorum. Bence hiç elde etmeyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bakın bende hiçbir şey yok. Yani benim vücudum tertemiz, bembeyaz. Öyle olması lazım. Onu söylüyorum tekrardan. Erdem Bey haksızlık ediyor İsa Bey için. Dövme güzeldir, güzel durur. Taşıması çok önemlidir. Metroseksüel erkeği herkes beğenir, herkes sever. Bence bakımlı olması gerekiyor bütün erkeklerin. Keşke Erdem Bey de biraz bakımlı olabilseydi. Erdem Beyciğim, metroseksüellik güzel bir şeydir. Size de tavsiye ediyorum. Çok evet. Özür dileyerek bir şey buyurun. Söylemek istiyorum. İki seferdir aynı hata yapılıyor. Burası bir davet masası. Evet. Servis ilk önce misafirlere yapılır. Elim orada doluydu o yüzden gördüğünüz gibi. Efendim? Ben de onu biliyorum ama o ama an elime yanlış. Ters geldi yani. Hayır, hiçbir şey kaçmıyor. Beyefendiye, size. Hanımefendiye verebilirsiniz. Teşekkür çorbayı da aynı şekilde. Fark etmiyor. Sonuçta Zuhal Hanım da bizim misafirimiz. Hayır, kendine Zuhal Hanım'a verebilir. Evet, ilk kendi masası. Zuhal Hanım'a ilk önce konulur. Sonra ben diğer misafirlere. Yok, kendinize koyuyorsunuz onu söylüyorum. Fark etmiyor. Çorbada da yaptınız aynı şeyi. Öyle mi? Evet. Heyecan oldu herhalde. Heyecan ama ikinci kez aynı heyecan olmaz. İkinci kez aynı hata yapılmaz. Evet, hata davet masası. Biz misafiriz burada. Erdem Bey reçel satacak. Bize saygı duymamaktır diye altlandırıyorum ben. Bu gidişte bu.
O zaman ilk önce misafir ederiz. Alırsınız. Takip ederseniz beni alırsınız diyor. Eh bu programdan sonra takipçilerin de satışlarını da artar Erdem. Yani, onu inşallah. Da söyleyelim. Yani ben öyle bir biz niyet... öyle öyle ayağımız uğurlu geliyor öyle vallahi. Bir niyette değilim ama olursa. Yok oluyor tabii kendiliğinden doğalımdan oluyor. Aynen. Hadi bakalım kuru dolmalarımız geldi. Biber ve patlıcandı değil mi Hatice? Evet onları da özel olarak Diyarbakır'dan getirdim. Her şey Diyarbakır'dan. Her şey Diyarbakır'dan. Neyse iyi yap. Diyarbakır mutfağını yansıttım size. İştahla yiyorum ki çok beğendiğim için öyle mi? Kravatıma damlattım. Aa, yekürküm ye. Nazar değdi. Ya o kadar laf ederseniz. Ya. Yani ekşinin ekşiliğinden gözüm bir şey görmedi ya. O kadar yani. O kadar. Çünkü bu ekşili teşekkür de olmaz. Çok beğendiğiniz herhalde. Bir bez var mıydı acaba? Ben hemen siliveririm şöyle. Ne bezi? Böyle nasıl sabun biber varsa. Islak mendil verelim. Verelim. Hemen. Bizim arkadaşlar verirler. Erdem Bey yıkayalım isterseniz 2 dakika. Bir ıslak mendil. Sonra yapacağım. Ha, tamam. Dur. Burada bana... Vermişler sehpamı. Teşekkür ederim. Onu her şeye laf et, otur, baştan aşağı ver yansın. Afiyet olsun. Maalesef yarışmacımız Erdem, evet. Zolma yerken ekşilik yüzünden çünkü çok beğendi diye bence. O kadar beğendi var ya. Bence çok beğenmiştir Erdem Bey. Ekşinin tadından bir an gözüm kapandı. Yani başım döndü ama oraya döküverdim. Ama zaten ekşi dolma çok değil mi? Ekşi dolma ama Erdem ekşinin şey ekşisi. Erdem Bey her ya işine geldiği gibi. Metroseksüellerin. Buraya buraya az geldiniz değil mi? Erdem Bey bizledim size özel bir önlük getirirdim. Yani, önlük mü? Ben şunu soracağım. Bakın üzerime yemek dökecek kadar lezzetli ki yemekte üzerime hatta evet, kravatımı döküyorum. Afiyet olsun. Neden hep Diyarbakır yöresinden takıldınız? Çünkü ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır. Doğu mutfağını yansıtmak istedim. Bu lezzetleri siz de tatın istedim. Bence gayet güzel şey yapmış yöresinden. Yani, kendi yöresinden pişirmesi kadar evet. Doğal bir şey. Şimdi ben Diyarbakırlıyım. Başka yani, bir yöreye ait bir şey yapmam bildiği, hoş sevdiği. Olmazdı. Yani şimdi hani şöyle düşünüyorum hani. Olayı at gözleri değil, daha geniş perspektiften. At gözleri değil. Şimdi bu yörenin bakınca, yemeklerini herkes bilmediği belli için bir ben bu kesime hitap ediyor. Hayır. Yani. Mesela siz beğenmediniz mi? Ben beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Ben yani şimdi yemek güzel olabilir. Bak ben şunu söyleyeyim. Çok ekşi geldi bana. Ben bu kadar ekşili yemeği hakikaten yemem yani. Yani siz yemezseniz ama bu yemek böyle. Hani bu yöresinde de ekşili. Şimdi ben açık konuşayım. Şimdi bu ekşili bir yemek adı üstünde dolma, ekşili evet, dolma zaten ama özellikle belirttim. Ama gerçekten bu kadar ekşili mi oluyor? Evet. Bu kadar mı ekşili? Sumakla yapılıyor. Evet. Yani sumağı mı acaba? Evet. Tane evet. Tane evet. Tane zaten biraz, özellikle onu hani, soracaktım. Evet. Sumağı mı acaba biraz hayır. Fazla geldi? Hayır, tane sumak özellikle bu ölçüsü, sormam bu gerekiyor. Tane sumakla evet. Özel olarak mesela normalde toz sumakla bu lezzeti alamazsınız. Yani yedim birkaç tadına baktım şöyle. Salçayı da içindeki salçayı, biber salçasını hepsini özel olarak ekşilinin dışında seni etkileyen başka bir özelliği pişmesi, lezzeti yok mu? Pişmesine bak, pişmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Aha. Güzel pişmiş. Afiyet olsun. Hani bana çok ekşi geldi. Onun dışında yani yenebilir güzel bir yemek. Şunu tamam. Soracağım. Şimdi ahçıbaşı çorbasında hı-hı. Tavuk vardı. Evet. Bunda da bildiğim kadarıyla et var. Et var. Evet. Neden tavuğun hemen devamını bir et yemeye getirdiniz? Hı-hı. Tavuk hemen hani yani onun olabilir. Devamı diye değil. Bu yemek dolmayla yapılıyor. Şey bu dolma etle yapılıyor. Ayçiçeği çorba da tavukla yapılıyor. Yani hala da zeytinyağlı falan olsa daha yani, daha mı iyi olur? Hemen tavuğun arkasına bizim et gelmiş gibi bizim yörede daha oldu. Çok yani et ağırlıklı diye. Olduğu için. Altına kaburga falan dizdim evet, mi? Evet, kaburga dizdim altına. Tamam, çünkü hepsini özelliği al. Bunun öyle. Evet. Altına evet. Kaburga, evet. Kuyruk yağı evet. Var mı peki? Da, şeyde, hayır, kuyruk yağı koymadım. Keşke çok az güzel. Böyle. Onu herkes yiyemez ağır olur diye kuyruk yağını çok tercih kıyma şeklini çektirip ben beğendim. Kıyma yani koymadım, bıçak kıyma. Ekşisi falan lezzeti güzel oluyor yemeğin. Evet. Güzel. Bir tık da keşke yani kuyruk hani normalde giriyor diye diyorum. Yoksa yemeğin yani normalde patlıcanı şöyle, çok güzel evet. Olmuş. Ben beğendim kuyruk bu yemeği. Kuyruk yağı şöyle. Var, herkes beğenmez. Ekşi kıvamı. Yok, yöresel bir pul biber, yöresel salça hani her şey oradan kullanılması zaten. Evet. Ekşiliği tamam çok güzel ama ama siz ettiğiniz güzel de göbeklisiniz zaten. Evet. Yani, işte ben ondan biraz yani, bana önce geldi. Et ağırlıklı diyor ki göbekli olurlar ama kendisi daha göbekli siz aslında. Et yemediği halde. Kendinden haberi yok. Kendi göbek görmüyor. Göbek mi var bende? Yok mu? Hatice spor öğretmeni.
gelin size özel ders vereyim. Çünkü siz çok fazla karbonhidrat tüketmişsiniz. Yani. Şimdi ben ekşili yemediğim için ben gene hani daha çok hamur işi ağırlıkta yiyorum. Hamur işi yediğiniz için? Yapma. Onun farkındayım. Ekşiye, acıya. Yanlış yoldasınız. Burada herkese söylüyorum. Ama bir de diyorsunuz ki et yiyorlar diye göbekliler. Ama daha çok konuşarak et göbek yapmak. Fazlası zarar o ayrı da. Kırmızı et haftada bir kere en fazla iki kere yenin diyor. Tamam doğru. Şimdi hani kolesterol şu bu insan sağlığı zararlı. Ama işte karbonhidratı fazlalaştırmayacaksın. Tabii etin yanına ekmeği de yediğiniz zaman o zaman çok çok o zaman göbekler böyle oluyor. Peki Arzu'yu da dinleyeyim dolma hakkında. Pişmesi kıvamı güzel ama biraz daha kıyma görmek isterdim kıyma içinde. Kıyma yok içinde, bıçak kıyma. Kıyma değil kıyma. Zaten. Evet. Ama mini et var, kıyma, kıyma değil ya. Zaten. Kıyma yok onda. Et de görmediğim için o zaman. Hayır, o zaten görünmüyor. Bıçak kıyma diyorum ya, hiç görünmüyor. Evet. Yani bıçakla kıyma haline mi satır getiriyorsun? Satır kıymayı evet. Tamam. Bıçakla böyle yok olacak şekilde. Sen mi yaptın Hatice? Hayır. Eriyip gidiyor hiç yani öyle. İçinde. Aha, evet. Ama işte et görüntüsü yok. Görünmez et. Etin lezzeti olur. Bilmiyorum. Görüntüsü olmaz. Yani etli deyince ben onu görmek istedim. Altına zaten kaburga da bilmediğim için o lezzeti almış zaten. Evet. Onu görmek isterdim. İsa sendeyiz. Şimdi yöresel kıyafet, ben tekstilci olacağım kıyafete geldim. Aklı fikri kıyafette. Evet, orada yapacak bir şey yok. Şöyle, yoğurt çok güzel. Hazır olduğu için. Güzel yoğurt. Yani yoğurdu, herhalde hazır olduğu için organik beğendim. Şeyleri çok beğenmiyorsunuz. Yoğurdu beğendim. Yok, organik şeyleri. Dolmayı beğenmedin mi? Dolmayı şöyle, açıkçası çok çiğ geldi bana içi. Çiğ mi değil İsa Bey? Yok, bakın diri çiğ geldi. Mi? Hiç şaka şöyle geldi. Bir saniye. Bir diri geldi. Hayır. Diri geldi. Özür dilerim yanlış söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim bakın bu dolmayı herkes yapamaz. Niye? Evet. Ya hamur olur böyle içinde pirinç ezilir. Bir saniye. Ya da kuru sert olur. Şu an gördüğünüz gibi bakın şöyle bir bakın. İçinde bir tane bile. Gördüğünüz gibi diye bana bakın. Anlatmaya gerek yok yani bana ortada. Bakın şunu demek istiyorum. İçindeki ne kullandın? Pirinç mi bu? Buldum. Evet pirinç. Nasıl pirinç mi bulgur mu? Bir saniye. Ayırt edemiyor musunuz? Ediyorum. Dolma. Nasıl anlamadınız pirinç olduğunu? Çok patlıcanlarım olmadığı için onunla alakalı ayrı bir yorum yapmak istiyorum. İçini bununla alakalı ayrı bir yorum yapmak istiyorum. Patlıcanlarını yemeyin o zaman. Şöyle pirinç bana diri geldi. Diri mi? Evet ezilmiş, diri geldi. Ezilmiş. İsa Bey. Gerçekten siz, diri geldi. İsa Bey bir şey söyleyebilirim. Yani. Siz içinde ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Pirinç mi bulgur mu diyorsunuz? Yani daha bilmediğiniz şey içinde ne var bilmiyorsunuz. Siz yargınlık. Allah durma durdur beni. Hayır olmaz. Bana diri geldi. Ama hayır sen içinde pirinç mi bulgur mu diyorsun? Ya bilmek zorunda değilim. Bilmek zorundasın. Yemekleri bilmek zorunda değilim. Bilmek zorundasın. Ya şu an bu yemeği tadıyorsan bilmek zorundasın. Ya bir yorumumu bitireyim. Sonra değiştireyim. Ama bilmek zorundasın. Söyleyebilir miyim? Yok vallahi doydum. Yorumumu bitireyim. Ondan sonra. Muhteşem olmuş. Devam edecek misiniz? Valla alabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Bana tek diri gelen, tek eksiler şey buydu. Bana diri geldi. Ama adı üstünde yemeğinde ekşisi. Tadı gayet güzel. İsa'cığım kesinlikle diri değil bu. O kadar iyi pişmiş ki bu pirinç sana nasıl diri gelir ya? İnanamıyorum diri olduğunu düşünen zaten var mı? Bana diri geldi. Hiç olduğunu bile bilmiyor İsa Bey ki içinde. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar parmaklarını bile yediler. Artık kusur bulamadı ya. Yok diri baksana ezilmiş yani. Pirinç ya tamam bir yerden geliyor. Yakaladın devam ediyorsunuz. Tabii ki yakalayacağım. Ya bir şey söylüyorum. Yakalamak zorundayım. Bakın içindeki materyal. Materyal mi? Her pirinç bana diri geldi. Siz bu yemeği o zaman hiç yemediniz. Bu hafta hiç çok bayılacağım. Doğrudur. Yemedim. Diri geldi. Öyle güzel pişirmiş ki nasıl diri gelir ya? O kadar güzel pişmiş yok, ki mümkün değil yani. Bak her şeyine laf et, pirincine laf etme bence. Ben ama beğendim. Yani değil mi? Afiyet olsun. Sağlık. Hatice çok güzel pişmiş, afiyet diri yiyor. Mükemmel pişmiş. Ben de çok vallahi beğendim. Vallahi çok güzel pişirmişsin. Etli ekşili kuru dolma çok güzeldi. Ben beğendim. İsa Bey yemekten anlıyor aslında ama belki de bir heyecan yaptı. Yani orada fark edemedim. Yani pirince bulgur dedi. Belki de o yemeği içemedim dedi aslında. Nasıl yememiş hayret ediyorum. Kuru dolma yemeği yani yer herkes yer. Demek ki ev yemeği içememiş. Etli ekşili kuru dolma güzeldi. Bana biraz acı geldi. Ekşiliği gayet güzeldi. Beğendim. Etli kuru dolma o öncesinde geldi. Öyle bir ekşidi ki gözüm kapandı o ekşilikten. O kadar ekşiydi, o ekşilikten dolayı beğenmedim. Yemekleri çok kolay, çok öyle basit mi? Tabii ki. Künefe saatte, falan diyorsun. Yani bir künefe zorlayacak belki onu. Diğerleri çok basit. Güveç zaten basit bir yemek. Dolma da basit. Dolma da basit tabii ki yani. Tabii. Bana göre çok basit bir yemek. Sen tabii artık ki. Ne yapacaksan? Ben bunlar ne yapacaksan basit göreceğiz. Bana güveç basit geldi. Yani güveç basit. Dolma çünkü da. Sebzeleri doğrayıp güvecin içine koyup fırına atmak. Yani bir uğraş yok. Bir saat yapacak yemek şey bunlar bana yani. Bana en basit ne geldi biliyor musun? Ne en geldi? Basit. Yoğurt geldi. Marketten almış getirmiş. Bana da mevsim salata. Yani en basit o. Yazmadı ki yoğurdu onu ekstra getirdi. Ekstra yani onun için. Hani en basit ne derseniz bunu derim sadece.
Ama yoğurdu bekliyordum. Evet. Ben hani dolmayı tek getirirse demiştim. Hani evet, iyi dolmadan puan kalır ya, demiştim ama yoğurdu getirdi. Yoğurt getirecektim. Yoğurt gelene kadar suya dönüşürdü. Yok, ayran artık, olurdu. Gelmez ya. Yani yoğurdu olmaz. Yanında sunması güzel olmuş. Bence de. Ben bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Porsiyonu da yeterli. Zuhal Hanım. Hani evet arkadaşlar. Şimdi Diyarbakır işte... şömleğini şöyle bir göstereyim. Ben onu zaten getir evet. diyecektim evet, sana. Merak şöyle canım. Getirsene. Evet. Bakın aman Erdem dikkat Bey. Edin. Yanmayın. Güzel bir koku var. Çok güzel. Güvecin de Diyarbakır herhalde. Eline sağlık. Ne güzel. Peki şimdi Erdem karbonhidratlı besleniyorum diyorsun. Evet. Şimdi yalnız mı yaşıyorsun bir de? Yani öyle yalnız. Her ne gün yiyorsun, makarna. Ne içiyorsun? Söyleyeyim ben de yalan yok. Markete giriyorum. Dışarıdan mı söylüyorsun? Dışarıdan yediğim gibi hani marketlerde hazır gıdalar vardır ya böyle. Hani alıp ısıtırsınız. Hani dönerinden tutun ondan sonra tavuk dönermiş, et dönermiş, tavukmuş, kanatmış. Alıyorum onları her akşam bir ondan yapıyorum. Bir ondan her hazır, akşam? Hazır çorba yapıyorum içiyorum çeşit çeşit. Böyle besleniyorum. Ama şikayetçi miyim diye sorarsanız şikayetçi değilim. Değil İşime göre basit hemen. Peki Erdem Bey bir şey söyleyebilirim. O zaman sizin yemekleri eleştirmeniz bence yanlış. Ne hazırlıyormuşsunuz zaten sizin yemeklerden pek bilginiz yok. Hazıra daha dayanmaz. Ha, hiçbir bilginiz yok yemeklerle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Yok, ya, ne bulursam ben, yiyordu işte. Yani ben şimdi, ne bulursan ben yiyorsun. Ben şimdi turizm otelcilik yüksek okulunda okudum. Önlük takardım mutfak önlüğünü. Her gün biz yemek yapardık. Sınava bile girerdim. Ama sonra pek böyle bir merakım olmadığı için ben onu yemek yapmayı biraz unuttum. Hazıra konmaya başladım. Yemek yapma unutulmaz diye. Lise yıllarıma döndüm bu programda. Yemek yapma unutulmaz Erdem Bey. Geliştirilir. Hayır yemek yemeyi unutmuş yapmayı unutsa bile yemek yemeyi unutmamalı yani. Ne yapmayı yapmayı ya ben şimdi, hayır unutmazsın. Ben şimdi lise yıllarına döneceğim. O zamanki halime göre gireceğim burada mutfakta. Çocukluğa gel. Yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl yapacağım. Ama iyi yaparım ha. Kendinize bir bakalım nasıl yapacağım. Güzel yapacağıma inanıyorum. Deneyecek bakalım nasıl ben oluyor. Ben sizinize top geleceğim. Elim sağlamdır. İyi bakalım. Top geleceğim. Evet gelme top gelme olmaz. O zaman şimdiden belli kötü puan vermek için ben top geleceğim diyor. Hayır hayır kötü puan vermek için değil. Kendinize yemek yapıyorsunuz. Bence top gelmeyin ki daha iyi anlayın. Yapabiliyor muyum yapamıyorum. Müsaade ederseniz. Kendinize yemek yapmıyorsunuz. Misafirinize nasıl yapacaksınız? Nasıl ben, becereceksiniz? Misafir baş tacı. Ben güvenmiyorum o konuda. Eyvah. Misafir de yarışmacım var. Valla çiğ çiğ yerler. Gözünü yani. Ben de gireceğim. Ya baş tacı dostum kardeşim. İnşallah. Varsa yanlışlarım söyleyin. Hiç çekinmeyin. İnşallah hazır ürün gelmez. Hodri meydan yani. İnşallah gelmez. Yani ben elimden geldiğince ben yine de sandviç alıp geleceğim. Ama acaba nasıl bir menü hazırlayacak? Şimdi ben şimdiden konuşmam. Ben korktum. Ben korktum. Hazıra hep gittiği için Erdem Bey nasıl menü gelecek bilemiyorum. Erdem Bey konuşmaktan yemek yapamayacak zaten. Yalan mı söyleseydim yani? Konuşacak, şov yapacak, yemek yapamayacak. Hayır, şov yapacağım. Yemeğin de şovunu yapacağım ama. Ben böyle konuştum diye siz düşünüyor musunuz? Korktum. Ben hazır döner getireceğim onu. Korktum yok onu yapmayacağını korktum. Biliyoruz da ben bir hani hazıra ben kaçacağını bir biliyoruz bir daha çok. Patlayacak ama bakayım ne zaman yani şey anlamında sinirden. Yemezseniz yemeyin, beğenmezsiniz beğenmeyin. Yani, alın sizi. Her an olabilir. Tabii her öyle şey olabilir. Öyle güzel menü hazırladım ki düşüneceğim. İnşallah. Çok beğeneceksiniz. Bilmiyorum. Göreceğiz ben Erdem Bey. Bu kadar eleştirden sonra görmemiz lazım. Yeni çeyizsiniz gelecek. Şimdi salatalarımız da geldi bu arada. Ben sağ olun ya söylediğiniz için. Sunuculuğu da aldınız. Ne ararsam var. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Hoş misafirimiz olarak. Hoş bulduk. Ama ne sunucumuz canıma minnet. Erdem Bey. Yok söyleyeyim dedim. Güzel hoşuma gitti de göründü. Vallahi ne güzel beni yormayın. Hadi bu hafta Ercan sen sun. Olur sıkıntı olur mu? Yani. Zaten spiker adam. Yani siz dinlenmiş olursunuz. Vallahi. Evet, şimdi çömlekle güveçin yanında ne geliyor Hatice? Meyhane pilavı gelecek. Meyhane pilavı. Ana yemek pek zor değil. Zaten meyhaneli pilav. Ana yemeği kolay diyorlar kolay Hatice. Yemek. Vallahi bu menüye de kolay güveç. Diyorlarsa ben artık ateist diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Onda bir şey yok, yani. Hiç uğraş yok. Çok sebzeleri doldur güveçe. Ver fırına. Kuzeti hemen pişen bir şimdi ana yemek için zaten. Dur bakayım ana Hatice, için, bir saniye. Evet. Diyorlar ki sebzeleri doldur güveçe. Ver fırına. Ver fırına. Onlar da yapsın görelim o zaman. Bu kadar ana yemek şey var diyorlar. Bir yemek değil. Değil, hiç değil yani. Gayet. Ayrı ayrı soğanlı kavurursun, sebzeni kızartırsın, yani. O olur bu olur. Bununla uğraşırsın ama ver güvece gitsin. Ver güvece gitsin diyor.
yarışmacılar. Çiğdem Hanım sanki biraz fazla atıp tutuyor. Ben hiç fazla atıp tutmuyorum. Kendi gayet restorantında onu söyleyen işte Arzu şey, bir buçuk saatte şey yapıyormuş. Arzu Hanım 7 çeşit yemek çıkarıyormuş. Hatice Hanım, sen nereden söyleyenleri bile duymuyorsunuz burada kimin ne konuştuğunu Gürbüz söyledi bana. Bu arada şey yemekçi Çiğdem siz duymadınız. 4 yıldır ya bir buçuk saatte 7 çeşit nasıl çıkıyor ki onu anlamadım. Bir buçuk saatte gayet çeşit çıkıyor evet. Dokuzda başlıyor, hayır. Tek başına. Tek başıma yapıyorum, self servis yapıyorum ben lokantamda. Vallahi bravo. Evet. Nerede lokanta? Gemlik'te. Ha Gemlik'te. Aha. Evet Gemlik'te. Gayet yani 9'da başlıyorum, 10.30'da hazır oluyor yemeklerim hepsi. Ne Çorba yapıyorsunuz mesela, menünüzde ne oluyor? Ana yemek olarak etli yemeklerim var, tavuklu yemeklerim var, zeytinyağlım var, salata çeşitlerim var. 1.5 saatte. Tabii ki tatlım oluyor, çorbam oluyor. Hepsini yalnız kendiniz mi yapıyorsunuz? Tek başına yapıyormuş. 1.5 saatte. Çok pratik biriyim ben. Bravo. Normalde. Pratik bir insanım. Çiğdem Hanım herhalde hazır çorba ve makarna yapıyor. Yoksa 1.5 saate mümkün değil, yetişmez yani. Ben şimdi Ramazanlık'ta bizim orası sevap sofrası olarak kullanıyoruz. Ne güzel. Ben orada 500 kişilik her gün yemek çıkaracağım. 500 kişilik ana yemek, 500 kişilik pilav. Sen tek başına. Ben tek başıma. İki tane yardımcım sadece geziyor etrafımda. Yardımcı oluyorlar. Yardımcılar niye gezsin ki? Yani doğru, hayır. Yemek 500 kişilikti ama olacak. Onu da ben tek başıma zaten. 500 kişilik yemeği tek başına nasıl çıkaracaksın? Yapıyorum, dağıtıyoruz. 8 gibi başlıyorum yemeği. Zaten 2'de dağıtım yapmamız gerektiği için 12 gibi pişmesi gerekiyor artık hazır olması. 500 kişi hayırsever yani insanlar malzemeyi getiriyor. Derneğimiz var. Dernekle biz anlaşıyoruz. Gemliğin bütün hayırseverleri. Ne güzel. Her şeyin ama erzağını, etini, butunu, her şeyini. Yani. Ben de seve seve gönüllü olarak giriştim bu olaya. 500 kişi evet. Çok fazla ya. Tencerelerle kazanlarla geliyorlar. Tencerelerle. Yapıyorum yani. Hani kendime güvenim var benim. Çiğdem Hanım abartıyor bence. Çünkü zaten bu kadar çok insana yemek yapmak, soğanını doğramak, domatesini doğramak 1 saat 1.5 saati bulur. 1.5 saatte mümkün değil yemekler yapamaz, yetiştiremez. Yani şimdi belki kendince yapıyordur ama ben Çiğdem Hanım'ın eğer buraya hani diğer arkadaşlar da söyledi resim getir, fotoğraf getir dediler. Ben o fotoğrafı, o resmi şahsen ben de görmezsem 500 kişiye yemek yaptığında hani bir bayan olarak çünkü onun sarf edeceği eforu düşünüyorum ki erkek için bile çok zor bu. Pek bana inandırıcı gelmedi. Belki 500 kişi değildir, daha düşüktür rakam da. Hani o ekran karşısında olduğu için 500 diye olabilir. Çiğdem Hanım bir kere 500 kişiye yemek yaptığını söylüyor. Bu işlere uğraştığını söylüyor. Çok atıyor, abartıyor tabii ki. Kendini burada öyle deklare etmeye çalışıyor. İşte ben şuyum, ben buyum. Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Mutlaka göreceğiz ama 500 kişi değil, burada 5 kişi bile yemek yapamayacak. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Benim 500 kişi yemek yaptığıma inanmıyorlar. Gayet de yapıyorum. Ben bunu da sürekli paylaştım da paylaşımlarım da var. Benim Instagram'da bu konu hakkında görebilirler. Çiğdem Hanım, burada inşallah 6 kişi yetiştirirsiniz. Yetiştiririm inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle yetiştiririm. Yetiştiremezseniz düşünürüz dilime. Tabii ki yetiştiremezsem düşünürüz dilime. Hiç sorun. Ve ama çok zor yemekler var. Sıkı rakibiniz var ha. Korkun Çiğdem'den. Çok zor bir menü hazır. Korku geldi yani zaten. Yani göreceksiniz. Erdem'e korku gelmiş. Yok ben ya. Şimdi... O biraz sustu şu anda. Nasıl hayır. Olduysa biraz ben... susturdum. Ama Erdem Bey geldimle. Hayretler içerisinde dinliyorum. Takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Yani 500 kişiye böyle tek başına yemek yapabilmek yapıyorum. Büyük bir istidattır. Yapıyorum. Böyle tek başına. Yan yana oturmak da beni mutlu etti açıkça. Teşekkür ederim sağ olun. Ama ne ben güzel. Şunu söyleyeyim. Geçen ister... sene de biz yaptık. Yaptınız. Evet yani... dağıttık. Bu sene de inşallah Ramazan. Allah kabul etsin. Tabii önemli. Yapılan bütün hayırları. Başlıyoruz Ramazan'da. Çok özür dilerim. Ben kemik mi yiyeceğim? Efendim? Kemik mi yiyeceğim? O kemikli et zaten. Ama et yok üstünde. Tamam o öyle oluyor işte. Et yok üstünde. Ben özellikle öyle aldım zaten kemikli et. Eti de ya almıştır içine. Ya bir şey söyleyeceğim içine. Ne demek bu? Kemik eti yiyin. Eti içine dağılmıştır içine. Hanımefendi et yok üstünde. Eti içine dağılmış. Hatice Hanım et yok. Bakın kemik. Valla benim şöyle babamda da şey aşağı yukarı mevcut. Şey. Yani keşke biraz etli olsaydı bu. Sanırım kaburga. Ben şu tabağı kendime alacaktım. Değişik olmuş ya. Niye ne farkı var? Görüntü bozulmasın. Aynı sanki. Bu kemiği yemek yerken bunun içine bırakıyor mu? Tat versin yoksa evet, kemik evet, dışarı koyuyor. Evet o içinde kalıyor. Ha, lezzet veriyor anladım. Bir bakabilir miyim Arzu Hanım? Buyurun. Tamam o kemikli et öyle bakın kenarlarında et tamam. Var zaten. O tam kemik kesin ama. Orayı o orada tam... et var. Diğerleri şey içine dağılmış. Bir çatal et için mi bu tamam, yemek? Tamam şu an içinde zaten. O hayır, etler yok. İçinde. Diğerini yok. Çıkarın. Bakın. Et zaten o. Hayır hayır. Kesinlikle et yok bunun içinde. Bir restorana gitseniz bu kadar et verse olay çıkar. Ucuz veriyorsa sıkıntı yok. Bu araya olay çıkar. Sadece bu kadar et var. Bakın.
Bende de o kadar. Bende de bu kadar. Bende böyle çıktı. Olmaz. Arzu Hanım, et var istiyorsanız getirebilirim. Olmaz o. İlk önce onu öyle... İstiyorsanız getirebilirim. Etin yani yarısı da kemik çıktı zaten. Ya o kemikli et öyle zaten. Herhalde siz tarafınızda kemikli et yemediniz. Güveçte bol et olur. Tamam, tamam kemikli var, olur. Getirebilirim. Sığmadığı için hayır. Fazla koymadım. Olmaz. Nasıl olmaz? Servis pardon. Yapıyorsunuz. Biz burada servis yapıyorsunuz. Yemek yemeye geldik. Evet. Yiyin o zaman. Kimse daha sonra ekleyeyim olmaz. Diyarbakır sebze yemeği. Diyarbakır çömlek güveci. Bilmiyorsanız öğrenin. Yok bence. Sebze yemeği olmuş benim tamam, için. Tamam çömlek güveci böyle olur. Sebze yemeği olmuş. Sizin için öyle olabilir ama böyle yapılır bu yemek. Bilmiyorsanız bir araştırın bence. Çömlek güveci nasıl olur? Etli olur. Tamam bol etli zaten. Bol etli değil. Bol bakın etli. Kemik... Bir kilo et koydum nasıl olmuyor? Ya bakar mısınız hayır, şuraya? Hayır bir kilo et koydum. Gördüm zaten tabağınız dolu etti. Doğu evet, kültüründe evet, et vardır. Evet. Diyarbakır'da et evet, vardır. Evet, evet. Sabahları bile ciğerle kahvaltı doğru, edersiniz. Biz de yaparız. Diyarbakır kültüründe, Diyarbakırlı olarak evet. Bu kemik verilmez. Evet. Tamam kemik de verilir ama etli kemik de verilir. Etten. Kesinlikle. Yani bu çok çirkin bir hareket oldu. Çirkin hareket evet, mi? Evet, hakaret gibi. Aa estağfurullah daha neler. Ama bana öyle. Et gelmiş bayağı ben götürüyorum zaten. Siz bence abartmayın. Yani bildiğiniz sebze yemek. Porsiyonlama yaparken dikkat etmeniz gerekiyor buna. Gayet de dikkat etsek. Davet edecek. Masası burası. Erdem sana gelmiş mi? Akrabalarınızı ağırlamıyorsunuz. Çok sağ olun. Erdem halinden memnun. Sağ olsun. Ben beğenmedim. Biraz baştan hani hararetli konuştuk ama bize bu et olarak geri döndü. Erdem Bey'in karnı doydukça... Kendine geliyor. Kendine geliyor. Evet. Yani et olarak geri döndü. Çok aç gelmiş. Şimdi burada... çok hani kemikle ilgili et ben eleştirmiyorum. Et çok yemeyi göbek yapar Erdem Bey. Yok dediniz ya. Aa, çok da dolu etkile yapmaz. Yani ekmek yemiyorum. Et ye, çok yer biraz, göbek yapar demiş yok, de yok. Et yemeyin bence. Hani biraz önce dedik ki et göbek yapmaz muhabbeti oldu yani burada. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun orada Hatice? Ben... Evet hiç masada göremedik biz Hatice'yi. Hayır yemekler mutfakta tamam. Sürekli. Senin de gelmen yemen. Bu da saygısızlık oluyor. Çünkü ana yemek eleştirilerine başladılar ama. Sen bir şeyine mi bakıyorsun? Ha yok yok. Tamam. Vallahi hanım yetiştiremediniz mi ya? Ben mi? İçeridesiniz sürekli. Ben vallahi hiç gayet güzel yetiştiririm. Yok, kolay değil zaten. De. Kolay yetiştirilir bunda bir şey evet. Yok. Kolay diyorlar zaten. Zuhal Hanım ben bu yemeği bu hem kendim yiyorum hem kravatıma yediriyorum. Beraber yiyorsun. Sen gene mi döktün ben ya? Bence siz o kravatımı çıkarın. Yani bir yemeği ben yerken o da yiyor. Beraber hem kravat hem iki. Ben. Gürbüz de böyle yiyor ama o gürbüz. Yalnız şöyle bir bakıyorum da gürbüzle de benzer taraflar olduğunu görüyorum. Bazı noktalardan çok benziyorlar birbirine. Ben de bir görsem kendisini söyleyeceğim, yorum yapacağım. Görmüyor musun bak oturuyor. Bakamıyorum oraya doğru. Niye? Oraya doğru bakamıyorum. Ben sadece buraya gözüm burada şu anda. Niye oraya bakmıyorsun? Çünkü gözüm masadan başka bir şey çünkü görmüyor. Çünkü o kadar gözünü doyuruyor ki. Ne güzel. Bunu hayra yoralım değil mi Hatice? Maşallah. Şimdi yemek hakikaten eti bana geldi. Etle ilgili tamam. Bir sıkıntı yok. Baksanıza. Yemek lazım. Eti. Bak ben onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Sadece Erdem şikayetçi değil etten. Benim şikayetçi olduğum konu hep et arka arkaya geliyor da onu ben. Tavuk, işte et, Diyarbakır sofrası. Diyarbakır'da acaba etin dışında başka böyle hayır, daha sulayacak yok, lezzetler yok. Sabah kahvaltıda bile ciğer yiyoruz. Ciğer yiyoruz. Evet. Öyle bir toplumuz. Evet. Hani Güneydoğu'da öyle. Böyle. Yani demek ki Diyarbakır'da bir gelin aldığı ama, zaman bir aile hep ama şu şöyle bir şey var sevgili Hatice. Şimdi evet yöresel seçmiş olabilirsin. Kendi yörenden çok güzel, ne güzel, mutlu da oluyoruz. Fakat mesela bu menüleri oluştururken illa her parçayı da kendi yörenizden yapmak zorunda değil. Ben onu söylemiştim. Arada belki hafif bir geçiş. Evet. Mesela ben hemen bir eleştiri yapayım. Mesela dolma varsa ara yemeğinde pilava ne gerek vardı? Bu pilav bu yemeğe gider. O zaman ara yemeğini mesela zeytinyağlı bir sebze daha yumuşak bir geçişten yana kullanabilirdin. Yani kimse de sana evet, aa niye arada da bir tane şöyle etli şeyli vallahi yağlı bir dolma yapmadın? Böyle bir menüye bir börek yapmak sen, istemedim yani. Ya börek de olmazdı zaten. Hani başka baştan şey sonra olabilirdi. Kendi yörenden yapmak istemişsin. Saygı duyuyorum tabii ki ama işte yemek yarışması olunca böyle eleştiriler bence geliyor. Kendi yöresi haricinde farklı yemekleri yapmada kabiliyet olmadığını yo, düşünüyorum. Yok benim her şeye kabiliyetim yüzden, var. Beni ne kadar tanıyorsunuz ki bu yorumu ya yapıyorsunuz. Ben sadece şu an bildiğim hayır, kadarıyla söylüyorum. Bilmediğiniz kadarıyla hayır, o zaman şunu, yorum yapmayın. Şunu yani demek istiyorum Hatice Hanım. Yani Zuhal Hanım da dediği gibi hani ikisi de ana yemek gibi olmuş. Et, et, et olmuş. Bu bir kere bizim orada dolma ara sıcak olarak getirilir ve içli köfte getirilir. Ya mutlaka biliyorum. Ben doğu yemeğini biliyorum. Ha, biliyorsanız biliyorum, o zaman biliyorum. Ben şu an doğu ama bakın burası hani şu o an öyle tercih etmiş. Sıra gecesi düzenlemiyoruz ki. Yani sadece şu an sıra gecesini mi hissediyorsunuz kendinizi? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Valla ben sıra gecesi yapıyorum iş yerlerimde. Yapıyorum keşke ben, evet. Diyarbakır'da gittim yani ben. Olsa da getirseydim bunu da yapsaydım. Gittim.
Ay çok eğlenceli. Ben yapıyorum yani gayet. Ben de az çok müzikle oluyor. İlgileniyorum. Sen prodüktör falan mı olmuşsun? Sizin sesiniz güzeldi şimdi hadi işte. Hayır, sesin güzeldi. Ben müzikle ilgileniyorum. Şöyle bir belli durum bir şey. Biz, bir albüm arıyor, yapacak bir, birini arıyor. Çok reklam olacağını da düşünmüyorum. Bizim bir İstanbul Armoni koromuz var. Ne güzel. Burada iş adamları var ve yardım geceleri düzenliyoruz. Ha. Buradan Nergis Hocama da selamlar iletiyorum kendisine. Selamlar bizden. İşte, peki. Konumuza dönelim o zaman hemen. Sen kendi mutfağını yansıtmak istedin ve baştan sonra da biz nasıl yiyorsak biz de genel olarak bu mutfağa tamamen her öğünde alışık olmadığımız için bize aptal geldi. Yani size farklı gelmiş olabilir. Evet, o. Peki. Yani konu bu. Artık yemeği bir konuşalım. Çok pardon. Evet. Erdem başlamıştı tamamlasın. Eti beğendin mi sen? Eti beğendim ama ben normalde bir yerde bir misafirlikte hani söyleyeyim. Normalini değil de burayı konuşalım Erdem. Bana bu yemekler öneme gelse ben bunları zaten hem fazla yemem hem de doymam. Doymaz. Doymam bunu. Belli zaten. Yani, ben doymam. Açık açık. Az mı geldi porsiyon? Az geldi. Getireyim mi gerçi, biraz daha? Yani et kısmına varsa getirebilirsiniz. Tamam. Vallahi oldu. Bak bana et güzel et gelmiş. Getireyim. Ben şimdi bu yemeği... Siz bugün doyacaksınız. Hiç merak etmeyin. Eti bol olduğu için bunu ben... Ama bir de bundan puana yansıyacak. Bunu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani karnını doyuracak ama... Ben yani bu yemeği yesem bir misafirde doymam açık konuşayım gerisi. İkincisini, üçüncüsünü isterim. Peki, ama hemen şey hariç gireyim. Konuşuyorum. Erdemciğim bir müsaade et. Ana yemek olarak porsiyonu size de az geldim. Sen zaten söyledin. Bana benim için ana yemek şu an yok hükmünde. O yok, kadar. Evet, yok, o kadar. Çiğdem? Evet. Bana da göre yok. Değil. Size de değil. Şimdi ara yemek de doğru bayağı bir 4-5 tane yani, dolma geldi. Evet. Bir şey yok zaten yani. Yani yağdan da yani yağ yok, yüzüyor. Ara yok. Sıcak daha fazlaydı. Evet, evet. Erdem Bey'i doyuramıyorum. Ah, gözü doysun. Ana yemek bu menüde yok. Bu büyük yani. Bir sıkıntı. Bir de biz şöyle bir kültürle büyüdük. Arzu Hanım isteseydiniz size de getirebilirim. Hayır istemiyorum. Biz şöyle bir kültürle büyüdük. Buyurun. Erdem'e gelene tabakı. Hatice Hanım. Beraber kültürle büyüdük biz. Evet. İyisini misafire, kötüsünü kendinize. Diyorsunuz ki bakın benim tabağımda hep var. Öyle, Zuhal o zaman öyle. Siz kendi tabağınıza Zuhal koyacağınız öyle. Eti benim tabağıma şimdi koysaydınız. Şöyle söyleyeyim. Biz bakın, o kültürle büyüdük. Tamam biz de o kültürle büyüdük. Siz o sanki belli. Ben farklı uzaydan gelmişim gibi konuşuyorsunuz yok. Da. Bakın ama böyle yapıyorsunuz. Ben de aynı kültürle siz büyüdüm. Siz Belçika'da nasıl yapıyorsunuz onu? Valla biz Belçika'da önce misafirlerimizi doyuruyoruz. Şöyle söyleyeyim. Antwerp'te evet. Bu etli... şey kemikli et içinde ezilmiş. Ezildiği için dağılmış. Sadece kemiği kalmış olabilir. Çünkü bakın dağılmış. Ama o kadar burada güzel et yok. Pişmiş ki. Hanım, bakın et yok burada. Et yok. İçinde parça et de yok. Az önce siz bana gösterdiğinizde vardı. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bir çatal alabildim. Arzu. Onun yarısı da kemik çıktı bakın. Demin dedin ki ben bunu değerlendirmeye almayacağım. Yani almayacağım. Ama bir ana yemek geldi. Yani önüme kemik kondu. Sebze başka bir şey yok. Önümde kemik. Sebzeleri? Sebze yemeği işte. Ete baktın, ete baktın, ete. Ete doyun, ete. Ete gel, ete, ete gel. Ete geldik ya, Erdem. Niye o kadarını sakladınız içeride, bol bol ben getirmediniz? Ben size getirebilirim dedim ama. Hayır, porsiyonlardan olmaz. Dağılıyor, içine bakın, dağılıyor. Ben size onlar neden dağılmadı? Dağılmış, o da dağılmış. Erdem beri gösterir tamam, misin? Ondan löp, bakın. O kadar güzel pişmiş ki dağılmış i̇şte artık. Diyorlar ha. Ki. Bakın. Sen şimdi büyük güveçlerden böldün de koydun ya. Evet. Koyarken kemiğinden ziyade etinden fazla koysaydın ben diyorlar. Ben hepsine bir tane koydum. Özellikle ondan tamam sonra. Da bak mesela orada et daha fazla ya. Onlar da diyorlar ki normalinde böyle olması lazım diyorlar. Yani neden anladım, içeride beklettiniz? Bolca et koysaydınız. Yok ben oyun oynamıyorum. Estağfurullah niye oyun oynayayım şöyle. Bakın yağlar. Bir şey yemediniz sadece oyun oynuyorsunuz. Çünkü kemikti. Bir ayırdığım tarafa, yemekler, yeme ayırdığım etler buydu. Bu kadardı. Demek ki çok... Çok bir şey gelmedi. Yok mu? Dışındakiler ne peki? Niye yemedin peki var olan etleri? Madem o kadar azsa. Acaba kim de yemedi? Hatice Hanım, bu bir ana yemek değil. Ne bu? Olsa bile ne bu? Porsiyon bu değil. Doyurucu değil. Peki. Kullandınız, tadı... kullandınız. Evet, tabii kuzu eti kullandınız. Dağılmış kuzu ama... Kuzu gerdan. Gerdan, evet. Ve yani tabii ki normalde yağlar... olmak zorunda ama ben bunu nasıl doyabilirim bana bir anlatır mısınız? Söyleyin ben de sadece et yemeği değil ki bu. Bu çömlek güveci. Siz tamam. Sebzelerini de yiyeceksiniz. Tamam burada bunlarla için. Bunları yani şimdi ben bu, bunlarla şimdi ben size şöyle ya ben bir şey söyleyeyim. Ana yemek mi? Güvecin özelliği bu, et olmasıdır. Bir saniye bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bu ana yemektir. Pilav siz ne burada alaka? Sadece bir saniye siz burada sadece yemek şey et yemiyorsunuz ki. Bu çömlek güveci. Hem sebze var hem et var. Hepsinin bütünleşmiş bir halde. Ben sizin önünüze gayet porsiyonda doyurucu yani. Hayır. Ya, tadıyor muyuz az, sadece? Ne yapıyoruz? Eti az, sebzesi çok. Bir ben kilo et var içinde Arzu Hanım. Bir Allah kilo gözünüzü et. Doyursun. Ya sizin yok. Gözünüz bir doymadı yani. Hatice Hanım, objektif bakar tamam, mısınız? Kendi yemeklerini savunun. Ama 10 gram kemik.
10 gram et, 10 gram kemik. Kemikler. 2 gram. Kemikli et diyelim. 2 gram yani. Yağ. Kemikli et diyelim. Bir çatal et aldım ağzıma. Onun yarısı da kemik çıktı. Buyurun. Siz buraya oturun, ben oraya geçeyim. Bununla doyar mısınız? Ne yaparım? Doyar mısınız? Tabii ki de doyarım. Bununla doyarsınız. Niye doymayayım? Kendi tabağımı şimdi daha fazla. Şimdi pilav var, salata var. Ya pilav zaten gereksiz. Var. Niye gereksiz? Bunun yanında gereksiz. Peki, lezzeti nasıl olmuş İsa? Ben şimdi ara sıcakta zaten sizi doyurdum. 4 tane evet, dolma koydum. Yine orada ara sıcakta doyurdum. Şimdi orada pilavla doyduk. Neyse orada doymuş olduk. Siz pilavla doyduk diyorsunuz ya. Daha meyhane pilavın içinde pirinç mi bulgur mu olduğunu zaten bilmiyorsunuz ki. Pardon, onu evet, ben söylemedim. Onu, kim İsa söyledi? Ben siz mi söylediniz? Ya ben söyledim ona ve. Hep karıştırıyor Hatice Hanım. Ben söyledim evet, ama. Peki. Ama yani kusura bakma da bunun hep da karıştırıyor. Kuzu geldi. Pirinç mi bulgur mu olduğunu. Bulgur zaten kolay yapılan biliyorum yani. O kadarlık da olsun arada kaynadı o. Öyle diyeyim bu. Ya ilk gün tabii biraz heyecan hem yarışmacıda hem de diğer yarışmacılar. Ama bizim de ilk günlerimiz çok heveslenmiştim. Tabii yemek herkes ilk günde bugün ilk kez karşılaşıyorsunuz. Yani. Hani şimdi ne demişler? Hayır senin ağzından çıkan o pirince dair söyleyeyim. Evet, olabilir tabii, tabii, öyle evet. Yani. Ya olabilir doğru ama karıştırabilirim ama ben... Lezzetini beğendin mi? Beğenmedim. Peki salata? Salatayı da beğenmedim. Niye? Salatada bir acılık var. Acılık var. Evet. Turpun acısı olabilir. Bana acı geldi. İçinde turp var ya ayırt edemiyorsunuz herhalde. Bence bir şey söyleyeyim ya ayırt edebiliyorum ben, acı geldi ya. Bence bir şey söyleyeyim Allah Allah. De. Yani siz bir şey söyleyebilir miyim? Sen niye? Benden bu performansı da beklemiyorum. Allah'tan bak, Diyarbakır'da bir şey değil mi? Şu sofranın güzelliğine bir bakar Hatice Hanım, mısınız? Ben Mardin'e, evet. Diyarbakır'a, Antep'e gittim. İyi yaptınız. Turu düzenledim, yemekler yedim. Evet. Yani ama İyi güzel. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ya şunda acı var diyorum. Acı tamam, geliyor ağzımda. Tamam turpun acısı. E tamam ne yapayım acı mı? Yani ben pul biber mi koymuşum içine? Allah ne diyorsun? Allah. Fazla yani. Koysam. Ya acı acı. Gibi. Yarımın da yarısını turp peki, koydum yani. Peki bir otur. Yani. Pilav nasıl? Pilav güzel ama menüde olmasına gerek yoktu. Diyorsun. Çok gereksiz. Çiğdem sendeyiz. Ben çok yağlı buldum güveçi. Hı. Çok yağlı bir yemek. Ana yemek olarak da çok az. Burayı anlatabilirsin. Doyurucu evet, değil. Bak, yani. Değil. Ama Erdem'den çok da yağlı. Tabii. Gayet yağlı olmuş. Bulgurun sıkıntı yok, güzel olmuş. Yani bulgur için tabii pirince göre daha kolay bir yemek. Hani çok zorlamaz seni. Salatanın da ekşisini az buldum. Böyle nar ekşisiyle falan. Evet, limon biraz daha isterdim. İçine sumak tozu koydum. Ama limonu az geldi. Yarım tane limon koydum. Bana da az. Ya şimdi dolma çok ekşiydi. Salatayı da çok ekşi yapmak istemedim. Ama biraz limon isterdi. Bir bakayım. Limonu eksik, ona ben de katılıyorum. Erdem, bir mola... Erdem Bey yiyor. Demin çünkü konuşuyordun, yarım yaşa geldi tekrar. Etleri götürüyor, etleri götürüyor. Yarım kaldı. Bugün doyacaksınız. Doyacağım. Tekrar et geldi. Erdem şu an halinden memnun. İstersen sana hiç dokunmayayım, Arzu'ya geçeyim. Yok, dokunabilirsiniz. Bana bir dokun, bin at. Ah işte derler yani. Şimdi... yemekte tabii ki kemik var diğer arkadaşlar gelmiş ama bana eti kendisi sağ olsun doldurduğu için. Peki. Anca yavaş yavaş doymaya başladım. Anca. Sen daha devam edeceksin. Seni bırakacağız. Rahat bırakacağım seni. Sevdiğim, en sevdiğim yemeklerden biri bu oldu şu anda. Beğendin. Arka arkaya geldi. Normal hazır çorbadan sonra beğendim. Çorbaya bir şey. Bunu beğendin. Et döner. Et olduğu için beğendim zaten. Peki. Salata kısmında dediği gibi biraz daha limon suyu olabilirdi. Acısı evet. Fazla olmuş. Evet. Yağ da biraz zeytinyağı daha fazla gezdirilebilirdi. Pilavda da bir çok büyük bir sıkıntı görmedim ama yani çok bir tat alamadım pilavdan açıkça. Tad alamadım. Bir lezzet gelmedi. Yani onu özellikle baktım şimdi. Bak yani şimdi bu pilavın nesinden tad alamadım? Eti çok yediğiniz için olmasın Erdem? Eşin lezzetinden de o. Siz dokunmayın Erdem'in de. Bırakın yesin adam. Bu pilavda tuz az. Az ne yemek varken konuşmuyoruz. Arzu'ya geçtik. Bu pilavda tuz az var. Ana yemek benim için fiyasko oldu. Fiyasko. Fiyasko oldu. Çünkü ben Diyarbakır'da yani bu yemeği fiyasko yedim. Fiyasko diyorsanız kusura bakmayın. Fiyasko sizin oldu. Ben yok. Diyarbakır'da bu yemeği yedim. Nerede yediniz? Diyarbakır'da. Nerede? Diyarbakır Dicle'de. Dicle'de. Sürekli misafir olduğum fabrikanın yemekhanesinde de güveçi yedim. Yemekhanede zaten böyle yaptım. Yemekhanesinde de güveçi evet, yedim. Böyle yapmam. Dışarıda beni restorana götürdüklerinde de yedim. Yo aynı güveçle yapıldı. Evet. Diyarbakır'da Allah'tan yemişim. Et yedim. Burada et dışında sebze var. Patlıcan çünkü var, biber var. Et peki, bol yağ konuştuk. Var. Salata ve beğenmedim. Anlat. Beğenmedim. Hakikaten kusura bakmayın ama bir misafirin önüne kemik konulmaz. Et de konulur kemikli için. Et. Ben İçine et de konulur. Anlatamıyorum yani. Sadece kemik konulmaz. İşte onlar da diyorlar ki Hatice Hanım, kocaman sadece kemik et konulmaz. Az diyorlar. Tamam, et de konulur yanında. Şey yok, salatayı yemek böyle olur. Bana tuzlu geldi. Yok be. Bana tuzu bana geldi. Belki karışmayan kısımdır. Gayet karışmayan kısımdır.
Maydanozları keşke biraz daha ince. Sırf kusur bulmak için. Yok, şey kusur bulmak için değil. Böyle alelade. Diyorsunuz ki bunda kusur yok, bunda yok, bunda yok. Normal bunda bir salata yani. Ben nereden puan düşüreceğim? Ha, yer öyle düşünüyor yani. Yani alelade bir salata yani. Ne var ya maydanoz, maydanoz. Günlük evde yaptığımız yani salata. Yani bu kadar arıyorsun, arıyorsun. Hiçbir şey bulamadın. Dur ben de arayayım bakayım. Böyle bir arayın bakalım. Hazine var mı? Siz de bir arayın. Arayan bulurmuş. Yok çok özensiz geldi bana. Peki, şey pilav. Pilav fena değil ama fena yani değil. Tadı yok. Ne var mesela? Kusuru ne? Tuzunu az. Ya tad alamadım pilav pilavdan. Pilav güzel ya. Bir daha bakıyorum sizin için. Bir daha bakın. Bir daha bak. Bir daha bakın. Ve? Pilav güzel ya ben. Pilav güzeldi. Bulgur. Ama gereksiz. Bulgur tadı. Yanında gereksiz. Yani. Olsun fazla mal göz çıkarmış. Bulgur pilavından bulgur tadı gibi. Bulgur tadı. Ne kadar büyük bir pesa. Olmaz. Otur sıfır. Bulgur tadı oluyor. Hatta kalk bir. Keşke bakın bulgura nane çok yakışır. Eline sağlık. Yani nane kullanmak istemedim. Kimisi koyar. Çok yakışır ve çok lezzetli olur. Kimisi koyuyor, keşke olsaydı, evet. Keşke olsaydı çok güzel olabilirdi, nane olsaydı. Çömlek güveci çok yağlıydı. Haddinden fazla yağlıydı. Kemikten et yoktu zaten. Pilav güzeldi, ben pilavı beğendim. Sadece kuru nane de atabilirdi. Yani meyhane pilavına kuru nane çok yakışıyor. Çömlek güvecinde et yemedim. Önüme kemik konuldu. Bana tekrar getirme teklif etti ama önemli olan ilk baştaki sunumdur benim için. Porsiyonu ayarlayamamış, önüme kemik koydu getirdi. Ve bana kalkıyor, ben tekrar getirebilirim diyor. Hayır, ben bunu kabul etmedim. Çömlek güveci içindeki etinden de dolayı en lezzetli yediğim yemekti. Onu gerçekten o açıdan çok beğendim. Yani benim favori yemeğim çömlek güveciydi. İki kase yedim, üçüncü kase de olsa yerdim yani, sıkıntı yok. Ana yemek inanılmaz küçük, kötü ve basitti. Yani içinde zaten hiç et yok. Koyduğu et tamamen kemikti. Bana öyle denk gelmedi. Yanındaki arkadaşlarıma da öyle denk geldi. Ben ana yemek olarak onu yok saydım. Ve bu da puanıma yansıyacak. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Evet, kıskandım. Getirsin sana da et. Yok, söyledi, teklif etti. Öyle önemli değil. Ama sana teklif ben bir şey söyleyeyim mi? Arzu Hanım, sizin o kadar dudağınız şişik ki tat almamanız çok normal. Öyle dudağım mi? Şurban ol sen benim dudağıma. Evet, sen benim dudağıma kurban ol. Yok, o kadar şişik gelmedi evet, ya. Evet değil. Kaç sinsi abla? Rujdan olabilir. Öyle söylüyorlar. Vallahi bir buçuk sene önce bir sinsiydi. Bir şey değil mi? Öyle mi? Bir buçuk sene önce bir sinsi. Basmış, üç sinsi. Sende bir şey var mı? Bende de var. Ama benden yarım fazla duruyor. Yarım sisi. Ama iki yıl önce yapmıştım. Bir buçuk sene önce bir sisi. Sen daha paldım dudaksın ondan. Ben de doğal zannettim. Güzel ama. Botoksum da var. Bak kızamıyorum gözler size. Kaşlarım çatamıyorum. Aa öyle mi? Bak çatamıyorum. Kızamıyorum Ayda. Size şu an. Ya geçen gün. Botokslusun. Botoks. Botoksluyum evet. Nerelisin? Botoksluyum efendim ben. Nasıl botoksluyum buyurun, ya? Buyurun. Botoksun nerelisin efendim? İkisini birer köyünden. Yok, sağ olasın. Artık oralara gel. Şey ya, bu sabah TV8'de bizim Müge'nin programında ikinci sayfada o bir tane Ukraynalı modelmiş kadın. Evet, yanaklar. Onu gördünüz. Gördük. Evet, o facia. 30 kere operasyon geçirmiş. Gelmiş programa canlı yayında, oturamıyor, ayakta duruyor. Ben diyorum ki kadın niye ayakta duruyor, niye oturmuyor? Müge söyledi, selamlar buradan sevgili Müge Elyalday'da. Belki dünyanın değil ya da ama Ukrayna'daki en orijinal güzeli olabilirim. Ben diyor halinden memnunum. Kadın bir de psikoloji okumuş. Psikologmuş meğersem. Hani ben böyle mutluyum diyor. Tamam, beni örnek almayın ama diyor. Ben kendimi değiştirmek istedim diyor. Böyle çok... Ay, o testere filmi vardı ya, Jigsaw. Evet, tövbeler tövbesi. Sabah kahvaltıdayım. Böyle bir şey oldu. Ben de izledim. Çok bir baktım. Onu, o, ya insan kendine bunu nasıl yapar? Çok kötü. Bambaşka bir şey. Evet. Ya estetik yaptırabilirsin tabii ama ki. 30 kere değil tabii. Dikkat çekmek bir için de, yaptığı şey. Hani yani diyelim ki burnundan ameliyat oldun. Olmadı. Bir sorunun var. Nefes alamıyorsun. Deviasyondu, kırıktı, kıkırdak eğrilir. Bilmem ne bir şey olur falan fıstık. Hadi bir daha iki kere, hadi üç kere falan olan da var. Ama yani bunları böyle yapıp, yapmanım. Burayı böyle yapıp... Ben gerçekten yani bilmiyorum. Hekimin yapmaması gerekiyor. Akrabaları falan yok mu engelleyecek? Allah korusun masada kalır yani bu kadar operasyonda. Ne bileyim, bu kadar narkoz almak da iyi değil.
künefe geliyor şimdi. Evet. Daha çok çenemiz düşecek tatlı yiyince. En çok merak ettiğim şey künefe. Zordur. Ben de çok merak ediyorum. Kadının künefe zor. Menüsüne kolay dediniz ama dolma var. Hani onu attınız mı? Ya iyi de çorba için bir tavuk haşlanıyor. Mercimekler haşlanıyor. E salata doğrama işi var. E güveç dediğin gene sebzeleri etine binmen. E bir de künefesi var. Pilavı var. Şimdi öyle kolay deyip geçmek ancak yarıştığınız zaman anlarsınız ne kadar söylemenin aslında dile kolay geldiğini. Ama o kadar da kolay değil. Ben çok kolay bulmadım menüsünü açıkçası onu söyleyeyim size. Ama sana göre nedir ki dersin çocuk oyuncağı ben kaç yüz kişilik yemek yapıyorum. Haklısın, saygı duyuyorum. Ama yani yarışma işin içine girdiği zaman rekabet, kameralar, süre ister istemez eliniz ayağınız dolanacak yani. TL için siz de yarışmak istiyorsanız lütfen aramıza katılın. Buraya gelmek için ne yapıyorsunuz? Yemekteyiz Instagram hesabını kullanabilirsiniz ya da başvuru adresimiz tv8başvuru.com. Bir yarışmacı da Aydın'dan gelmişti. Kapımıza dayandı. Birkaç kere başvuruda bulunmuş. Arkadaşlarımız da kriterleri uygun bulmamışlar. Artık gönderdiğim video güzel değildi falan filan dedi artık ne olduysa. Buraya geldi. Buraya gelmiş villanın kapısına, bulmuş bizi. Çiğdem'e selam olsun. Adresi nasıl bulmuş? Ben de numaraları buldum da aradım. Vallahi ulaşmış ekibe. Zuhal Hanım, ben de çok uğraştım. Numaraları buldum, numaralardan mesaj attım. Çok uğraştım. Yani künefeyi neden göstermediniz? Yani güveci gösterdiniz de künefeyi böyle bir şekilde göstermediniz? Bilmem, öyle unuttum. Gösterebilirdim. Unuttun mu? O yemeğinizde unuttum. Çok güvendiniz herhalde. Bu. Yo, hepsine güveniyorum. Hatice Hanım, az mı getirdiniz kadayıfı? Nasıl az? Kadayıf yani. Dolap dolu. Neden az kullandınız? 4 paket fazla getirdim. Niye az kullandınız? Evet. Size mi az geldi? Yani şey... Künefesi çok, mi az? Hayır, tatlı. Çok ince geldi. Ha, ince geldi. Peyniri alttan çıkmış hatta. Zuhal Hanım uzamıyor bunun şeyi. Ben bakıyorum böyle. Neyi? Normalde künefe peyniri böyle, mi? Peyniri böyle uzar böyle. Ondan sonra bir yersiniz ki lezzetli lezzetli. Bunda öyle bir şey olmuyor maalesef. Peyniri donmuş. Evet yani bu hani söylenmese ben bunun künefe olduğunu pek düşünmem. Sünmesi gerekiyordu. Ne olması gerekiyor? Öyle bir sünmesi gerekiyordu. Ya şimdi gerekiyordu. Burada zaten belli bir süre var ya. O yüzden... Sen demin açtın herhalde ocağı. Evet, evet az önce açtım ısıttım. Bir de homojen pişmemiş. Bakın bir tarafı daha az bir tarafı daha fazla pişmiş. O işte yemekleri getirdiğim için öyle oldu. Hmm. Ama yarışmadayız. Onu öyle yaptığım için öyle oldu. Yani olmaz. Bu tatlı da dediğim yani homojen olarak pişmiş. Dondurma bir de çok ince. Uda uda. Gerçekten mi? Aa, enteresan. Ya dondurucuyla mı getirdin? Şey buzluğa konuldu. Otobüsle. Diyarbakır'dan mı? Otobüsle. Yani marketten almadınız mı yani bunu? Hayır. Peki çiğden. Çiğ kalmış Hatice. Altına. Bak evet. Yani hiç pişmemiş değil. Çiğ değil aslında. Evet, yok. Kızarmamış. Kızarmamış yani. Ya güzel kalmış. Kızardı dediğim gibi. Hani bu künefede sürekli çevirmen gerekiyor. Şerbetli esnasında. Kıvam daha fazla olabilirdi künefede. Ben biraz şekeri böyle mi? Katı gelmiş. Yani işte şerbeti. Bir ye bakayım. Biraz daha fazla olması lazımdı. Beğenmedin mi? Ben aa, beğenmedim. Ben çok beğendim. Aa beğendin sen. Memnun musun künefenden? Şerbeti az olmuş, güzel olmuş. Künefe pişmemiş. Erdem? Tam böyle kızarmış. Dondurmayı çok beğendim. Dondurma güzel. Künefeyi fazla künefe olarak... Peki sen de fazla İsa. Beğendim. İsa sen de Künefe tabii zor burada bunu yapmak. Kolay bir şey değil. Ya işte süre tabii, sıkıntısı zor. Olduğu için evet, sürekli kolay ama, değil de. Şöyle, ben aslında şöyle daha iyi bir performans bekliyordum senden künefeyle alakalı. Hatta kafamdaki ilk şey buydu. Acaba künefe nasıl olacak diye. Açıkçası beğenmedim. Yani ama şöyle bitirmişsin. Bitirdim. Şöyle açtım diğer yemekleri yemedim. Bunu açtınız. Yedim. Evet. Açlıktan yedim. Açlıktan. Evet, açlıktan yedim. Şöyle bir şey var. Allah doyursun. Amin cümlemize. Ama aç geldim buraya ne yapayım? Tok mu geleyim yani? Yo aç geldiniz. Sonuçta yemek güzel de yani bu menüde aç kalmanız garip. Mesela beğenmediğin şeyi açtı olsa yer misin? Tatlı ise yerim. Ha tatlı seviyorsun. Evet seviyorum. Ben de tatlı seviyorum. İse yerim ama. Ama beğenmedim. Arzu? Çok ince olmuş. Künefeyi çok severim. Çok hevesle bekledim. Peyniri donmuş, sünmedi. Yarısı pişmiş, yarısı pişmemiş gördüğünüz gibi.
Siz zaten o künefeyi böyle bir yaptınız, bir böyle yaptınız. Ama bakmak zorundayız. Tabii ki Hatice yani, baksana. Ki. Helvaya döndü, helvaya. Ama aynen bir şey söyleyeceğim. Yani, öyle bir o konuda haklıyorum. Tabii ki bakacaksın. Yani, tabii ki bakacaksın. Sana mesela bir kere baktım. Bak, ben kaldırdım, bıraktım. Şöyle yaptım, ben bıraktım. Siz böyle 3-4 takla attırıyorsunuz. Yani, dikkat ediyorum her yemeğe. Sürekli şekli çevirdim. Aferin Erdem. Bir kere çevirdim. Bir kere çevirdim. Tamam da çevirmenize gerek yok. Şu şekilde bakın, bırakın yani. Niye şekli bozuyorsunuz ki? Ben size öyle mi getirdim? Zaten şekilsiz. Hayır, ben sizin önünüze onu öyle mi bıraktım? Böyle bıraktınız, ben de arkasına bakın, baktım. Ne kadar bakın, nizami, ne kadar güzel yemiş. Teşekkürler canım. Bence yemek yemeyi öğretmeniz gerekiyor. Ay, ben yemeği biliyorum Hatice. Misafire evet, servisi öğrenin. Bir şey ben söylüyorum. Gayet güzel servis ben yapacaktım. Hayır, da böyle oldu. Hayır, siz şu an alıyorsunuz bunu böyle yapıyorsunuz. Tabii ki ters çevireceğim. Böyle yapıyorsunuz. Tabii ki böyle ters yapıyorsunuz. E tabii ki şekli bozulur tabii yani. Tabii ki şeklinden bahsediyorum. Şeklinden değil zaten. Bakın, şeklinden bahsetmiyorum. Ha, pişmemiş mi diyorsunuz? Pişmemiş. Neresi pişmemiş? Yanmış bakın, işte bakın. Hayır. Bazı yerleri hayır, yanmış. Bazı yerleri yanmış. Şuraya da bakabilirsin Hatice. Yani çok ince kullanmışsınız. Kadayıf çok bayağı da bol kullandım. Hatta dolabın içinde de yarısı keşke var. Daha fazla kullansaydım. Vallahi 3 poşet getirdim. Bakın, fazladan da getirdim. Teşekkür ederiz. Bir şey olur diye. Yarın kendini akşam burada pişirirken. Çok ince kullanmış. Peki. Evet. Haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Vallahi en az 8-9 bekliyorum. Yani yemeklerimde hiçbir kusur yoktu. Sadece bir şey diyeyim mi? Puan vermemek için kıvrandılar. Özellikle Arzu. Yani böyle benim güzelliğimi kıskandı. Fitliğimi, bakımlı olmamı, elimin lezzetini, hiç böyle bir performans beklemiyordu. Eğer düşük bir puan verirse benden çekeceği var. Böyle çıtır çıtır yerim. Evet, haftaya başladık. İlk günü bitirdik bile. Evet, bugün bize Hatice yemeklerini yaptı, yedirdi. Eksiksiz bir menüydü, eksiksiz bir performanstı. Dolayısıyla 3 ila 10 arasında bir puan seçip tahtalarınıza yazacaksınız. Ben de sizler yazar ve düşünürken menüsünü hatırlatacağım. Buyursunlar, açın lütfen. İlk olarak aşçıbaşı çorbasıyla başladık güne. Ardından biber ve patlıcan kuru dolma ara yemek tabağımızdaydı. Yanında yoğurt eşlik etti. Ana yemeğimiz Diyarbakır güveçti. Sebzeli, etli. Yanında meyhane pilavı, onun yanında da mevsim salatası vardı Hatice'nin. Son olarak da dondurma eşliğinde künefe ile ilk günü tamamladık. Bakalım puanlar nasıl olacak? Lütfen her gün hakkaniyetli ve adil puanlar kullanın. Beğendiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir düşünün. Evet, peki. İlk olarak da Çiğdem'in puanla başlayacağız ama ondan evvel soracağım tabii ki. İlk gündür, heyecandır, birbirinizi tanımıyorsunuz. Onun için kafanızda soru işaretleri varsa, tereddütünüz varsa puanınızı şu an değiştirebilirsiniz. Ben menüyü saydıktan sonra, onu da beğenmiştim, yok bunu beğenmemiştim aslında gibi. Var mı emin olmayan puanından? Sonra pişman olmayın. Yazdım bu sefer, tamam. Tamam diyorsun. Yok. Sizler de tamamsınız, tamam. Pekala, ne güzel. Evet Hatice, kaç puan istiyorsun yemeklerine? Vallahi yemeklerimi eksiksiz ve kusursuz yaptım. En az 8-9 bekliyorum. Evet. En az 8-9. İnşallah bakalım öyle mi olacak? Bakalım Çiğdem'den gelecek haftanın ilk puanı. Evet Çiğdem, şimdi aç karşıya doğru ve yüksek sesle telaffuz et. 5 veriyorum. Kaç? 5 mi? Evet. Neye göre 5 verdiniz? Dolmayı zaten beğenmediğimi söyledim. Dolmayı beğendim, 1 puan dolmaya verdim. 3 puan zaten sunumun, yetiştirmenin yani falan iki puan. Gayet bu iyiydi. Menüye 2 puan. Yani ben sadece söylüyorum. Bulgurunu beğendim. Bulguruna da 1 verdim, 5 puan verdim. Yani künefe zaten pişmemiş dedim. Peynir şerbeti yani bu ne demek dedim. Ya ben anlamıyorum ben ya. Güveç yağlıydı. Yani böyle bir menü. Yani nesi zaten yağlı olur yani. Bu yemek yağlı olur. Kuyruk yağıyla olur. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hayır çok yağlı. Hayır siz daha iyi biliyorsunuz. Çok yağlı. Ben bir şey diyeyim mi? Siz kesinlikle adaletsizlik yaptınız. Hayır 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 yapmadım. Bakalım Arzu'dan gelecek şimdi Hatice'ye yeni bir puan. Evet Arzu, senin de puanını öğrenelim. Kaç? 5. Vallahi ben daha size diyecek çünkü hiçbir şey bulmuyorum. Yani sizin menünüzü göreceğim ama eğer benim menüme 5 veriyorsanız herhalde yani bir şey diyemiyorum. Tamam, etle ilgili eleştiririz. Hadi bir puan orada kalsın. Doğru bulduğum noktalar var. Tabii ki oralardan yani dedikleri doğru. Yarın tekrar konuşuruz ama birazcık daha et görmeliydik tabii. Sen nerede hata yapmışsın biliyor musun? Sen
güveçte pişirmişsin, tekrar güveçte koyuyorsun. Küçücük güveçte de tabağın yarısından fazlasını kemik kaplıyor. Şimdi o konuda haklılar. Yani sen normal o zaman tabağa keşke servis etseydin de daha bol koysaydın. Sen de göremedin. Çömlek oldu. Yemeğin de rengi şey. Tabii şimdi estetik olarak doğru söylüyorsun ya, eller çok küçüktü. Ben beğenmedim. Bir de gülüyorsunuz. Hatice Hanımcığım, ana yemek yemediğim için. Hadi ana yemek yemediniz. İki puan kırdınız. Diğerlerini nereden kırdınız? Ana yemek yemedim. Pilavı beğendiniz, dolmayı beğendiniz, çorbayı. Uçtu. Salatayı beğendi, her şeyi beğendiniz. Yok, salatayı da beğendim. Neyini beğenmediniz? Bana tuz gelmişti biliyorsunuz, söylemişti. Tuz gelmişti, evet. Bence yalandan öyle söylediniz. Yalan söylemem ben, yok. Büyük ben bir hakkınız zaten başından beri belliydi de böyle yapacağınızı. Yalancılıkta suçlamayın, kusur ben buldunuz. Yalan yok, söylemem. Bu böyle, küneferi öyle yapıyor, bu böyle, şu bakın, şöyle, kendini böyle yapıyorsun. Burası yemek programı, tabii ki eleyeceğim, çevireceğim, bakacağım. Şimdi benim bu menüme... Her şeye bahane sunuyorsunuz. Hayır, bahane değil, siz şu an bahane arıyorsunuz. Puan vermemek için bahane arıyorsunuz ya. Gerçekten et yeseydim. Adaletli davransaydınız. Tamam bak, Zuhal Hanım size diyor ki 2 puan oradan kırdın. 1 puan oradan kırdın. Hadi oradan kırdın. Diğer 1 puan nerede? Ana yemeği. Tamam 1 puan ana nerede? Ana yemeği yeseydim size puanım 8 olacaktı. Ana yemeği geçtik, tamam. 8 olacaktı. Diğerleri nerede? Tamam, peki. Diğer puan verdik. Devam zaten. Ediyoruz. Evet, Erdem'in puanı gelecek şimdi. Evet Erdem. Ne oldu, bir yutkundun, açamayacak galiba. Herhalde çok güzel bir puan verdi. Pişman mısın? Korkarak açıyorum. Eyvah. Niye? Her şeyi yedin. Aç bakayım mi? İkinci tabak et de geldi. Aa, evet. 10 herhalde. Açtı. Yok. Aa. Niye? Söyleyeyim. Evet, dinliyoruz. Böyle kalsın mı? Tamam. Yok kapatıyoruz. Yok, çevirebilirsiniz. Şimdi. Eti beğendim dedi. Söyleyeceğim. Neye çorbayı verdin? Beğenmedim, salatayı beğenmedim, pilavı beğenmedim. En çok beğendiğim şey et, önüme konukta yedi. Hiçbir şeyi beğenmedi. Herkesten çok da o yedi. Eti yedim. Göbeğine döke döke, kravatına döke döke, ağzından damlıyordu hepsi yani. Ona verdim zaten 2 puan. İki puan sadece ona. Bak pilavı beğenmedim. Tatlıyı da beğenmedim. Künefeyi beğenmedim. Tamam. Güzel değildi. Söyledim zaten. Hani o arada siz fazla... Dolmayı niye beğenmedin? Dolma çok ekşiydi. Hatta ekşiden kravatım da yedi. Ama böyle olur. Ekşili dolma. Ekşili dolma. Ama böyle olur dedi. Benim tadım, ama senin damak tadına göre yemek yapamam ki ben. Şimdi ben beğenmediğim şeyi zorla beğendim tamam dediğim da, zaman... Tamam da şu an o dolmanın bakın başlık olabilir. Olarak ne yazıyor? Ekşili dolma. Yani ben beğenmedim. Yani tamam da ben sizin damak zevkinize göre yemek zorunludum. Yapamam ki. Tam yapma, bu ben yemek de beğenmek böyle oluyor. Bu yemek şimdi böyle ben en çok ama beğendim. Olmuş bir yemeği beğenmek zorunluluğum yok deyip işin içinden sıyrılamazsınız puan vermeyerek. Tamam da. Yani böyle mi olur, yemedin beğendim. Diyorsun. Evet, güveçlik böyle olur beğendim. Diyoruz. Güveçlik eti beğendim. Hatta yedim bol bol evet, en son. Evet, iki tabak. Ona verdim puanını, beğendim. Herkesten çok siz yediniz. Pilavı niye beğenmedin? Pilavı da beğenmedim. Hatta söyledim, pilav yavan geldi. Yavan geldi. Yavan geldi. Son puan gelecek İsa'dan. Değiştirebilir miyim? Değiştiremezsin. İlk başta değiştirebilirsiniz dedik ya. Tamam. Evet İsa, aç ve söyle lütfen sen de bize. 5 puan mı? Aa! Diyorum ya. Kaç yapmak istedin aslında, gönlünden kaç geçmişti oysa ki? 6 geçmişti. Şöyle 6 geçmişti, onu da söyleyeyim hemen. İsa Bey künefeyi bile sildi süpürdü. Beş. Açlıktan yemiş o da, beğenmedi dedi. Şöyle, çorbayı beğendim. Çorba güzel olmuştu. Ana yemek yoktu. Yoktu. Yoktu evet, benim gözümde ana yemek yoktu. Hı. Puan kırdığım noktalardan biri. Ana yemek ve künefeydi açıkçası. Eline emeğine sağlık. Evet, yarı kim yarışıyor? Ben. Ah Çiğdem, hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım Çiğdem. Bol şans. Hadi bakalım size. Bol bol şans diliyorum sana. İyi akşamlar efendim. Eksik. Öyle mi? Önemli. Hemen bak, çatal, getiriyorum. Ben de bir çatal alımın imkanım olursa. Aa, vardı ya. Yani Erdem Bey'i tebrik ediyorum ya. Yani çok iyi fark sürekli ettiniz. Şov yapıyor arkadaş. İsa Bey kardeşim bana şov yapıyor dediği için ben metroseksüel İsa Bey demeyeceğim bundan sonra. Kısaltmaya gidiyorum. Metro İsa Bey diyeceğim size. Tavuğu yok. En çok. Yani tavuk çorbasında tavuk yok. İkincisi bulamaç gibi bir çorba. Allah ziyade etsin. Catering firması çorbası olmuş. 500 kişiye çok yapılınca herhalde arada böyle kaynıyor herhalde hani böyle bir şeyler. Ondan dolayı olabilir. Bence siz benim aşığılıma laf söylemeyin. Siz balımızı satın. Dün burada ben mutfağı toplarken yanıma geldi. Senin çorban çok güzeldi dedi. Ben sana haksızlık ettim. Ah. Dediniz mi? Aşçı değil ki hanımefendi. Yaptığınız yemekler fason yemekler. Kadınlar gününe geldik. İşte bizim günlerde böyle yapılır. Getireyim, açacak mısın? Getir.
Çok güveniyor kendine. Bakalım yapabilecek mi? Bugün Beykoz 5. İçli Köfte Şenliği'nden size merhabalar. Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Yarın TV8'de.